İyi akşamlar. En sıra dışına hoş geldiniz. Bugün moderatör olarak ben varım. Turgay Güler'in biraz işleri çıktı. Yayının sonuna doğru yetişme ihtimali var. Onu da söylemiş olalım. En sıra dışında Kafkar Yakınca ve Emin Pazarcı ile birlikteyiz. Bugün adaylık tartışmalarını konuşacağız. Ve sonra da muhafazakar ve dindarların hiç aklına gelmeyen bir mezhep üzerinden siyaset yapma biçiminin nelere mal olabileceğini konuşacağız. Ama şimdi kısa bir ara, dönüşte başlıyoruz. Tekrar birlikteyiz. En sıra dışında bugün öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın tweetleri ile kim aday olacak sorusuna cevap arayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha çağrı yaptı ve dedi ki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını sürekli sorup duruyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O zaman siz de adayınızı açıklar mısınız? Diye Sayın Kılıçdaroğlu'na tekrar çağrı yaptı. Peki bu çağrı karşılık bulur mu? İlk bölümde bunu konuşacağız. Ve fakat ikinci bölümde bunun devamında öyle bir altılı masanın ortasına bomba bırakıldı ki mezhep üzerinden bir bomba bırakıldı. Onun ne anlama geldiğini, nereye evrilebileceğini uzun uzun da konuşacağız. Peki şimdi önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedikten sonra olup bitenleri biraz konuşalım. Gaffar Bey sizinle başlayalım. Gaffar Bey biliyorsunuz bir takım çevreler Erdoğan adaylığını henüz açıklamadı. Kendi ağzından bunu duymadık diye günlerce propaganda yaptılar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Bundan sonra ne olur? Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısına adaylığını koyabilir mi? Önce çok fazla soru gelen bir konu var. Onunla ilgili müsaadenizle bir cümle kurayım. Turgay Güler'in sağlığı da iyi, her şeyi iyi. Sadece kendi programı nedeniyle burada değil. Evet. Çok mesaj geldi. Seveni çok. Bizim arkadaşlarımız da bizden çok Turgay Güler'i seviyorlar. Bir de bizi memnun etti ayrıca. Evet. Bu da hoş bir şey. Müsaadenizle böyle bir açıklama yapmış oldum ama Turgay Güler beni affetsin artık yani. Çünkü çok soru geldiği için şey yaptım. Turgay Güler Türkiye'nin değeridir ve şu anda çok küçük bir mesele ile ilgili ilgileniyor ve yayına yetişecek inşallah. Evet, evet. Şimdi uzun süredir şöyle bir tartışma vardı. Biz hep şunu soruyorduk, konuşuyorduk. Bir tek biz değil, yani muhalif medyadaki arkadaşlarımız da. Türkiye'nin en büyük gündem konusu bu. Nereye gitsek, nerede otursak kalksak, hatta bazı burada değil yani en sıra dışının çok özel konuları her zaman olur ama bazı başka televizyon kanallarında ben şunu söylediğimi de hatırlıyorum. Ya başka bir konu yok mu? Oturup kalkıyoruz. Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Bunu konuşup duruyoruz. Gerçekten okuyucularımızdan ve izleyicilerimizden de böyle tepkiler geliyordu artık. Yani bunu soruyorlardı. Ya bütün memleketin meselesi bu adamların adayı kim olacak mı diyorlardı. Önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü muhalefetin bir iddiası var. Diyor ki biz Recep Tayyip Erdoğan'ı yani geçtiğimiz 10-15 seçimde yenemedik ama bunu da yeneceğiz diyorlar yani. Yani 10-15 seçimde yenememiş olmaları evet biraz müstehsi bir şeyle bunu aktarıyorum ama bu şu anlama gelmiyor. Bir sonraki seçimde galip de gelebilirler. Seçim zaten bu. Yani girersiniz ve siz galip gelirsiniz ama galip gelmeniz için kimin aday olduğunu söylemeniz lazım. Kim aday? Çünkü bütün seçimlerde adayın kimliği önemli. Başkanlık sisteminde, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde adayın kimliği çok çok önemli. Hepsinden belki de daha önemli olan konu. Çünkü adayın kimliğiyle ortaya çıkıyor program. Bütünleşiyor yani. Bir ses çıkmadı bunlardan. Sürekli bir pazarlık halindeler. Bir de birbirlerine salvolar yapıyorlar. Şimdi ben bir şey hatırlatacağım. O masanın en küçük ortağını hatırlayın. En küçük ortak en büyüğe bir tokat attı. Böyle şeylerde olur. Fıkralarda falan olur yani. İşte bir mahallenin küçük yaramaz çocuğu, afacan çocuğu bulunur. Ya git şu kabadayıya bir tokat at falan denir. O ona tokat atar. Sonra o ona kızar. Kavga çıkar falan. Böyle bir şey yapıldı. Mesela onu biz analiz ettiğimizde şey sonucuna varmıştık. Yani anlaşıldı da zaten sonra. Yani o beyefendinin ya da Demokrat Parti'nin kendi tavrı değil. Aslında o pazarlıkta bir ayar verme işi arkada. Böyle şeyler oluyor. Kamuoyu yeterince bekledi. Bekledi. Bir de şimdi daha ilginç bir durum var.
Hasan Öztürk. Şimdi bir yanda adayını bir türlü açıklamayan, belirlemeyen, ilan etmeyen ve böyle olduğu için aynı zamanda muhalif seçmenin de çok tepkisini çeken. Yani kemik CHP seçmeninin, İYİ Parti seçmeninin, başka muhalif seçmenin, Saadet Partisi seçmeninin belki ya arkadaş artık bir aday belirleyin ne kadar da onu da getirmiş olan ittifak bir yanda bu haldeler, diğer yanda sabah akşam yatıp kalkıp erken seçim. Erken seçim diyor. Şimdi tuhaf bir çelişki var ortada. Uyardık. Yani dilimiz döndüğünce ya bakın çelişki var dedik. Siyaseten de uyaranlar oldu. Fakat bir sonuç çıkmadı. Yani hala o belirsizlik devam ediyor. Tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı artık o da bu işten sıkıldı büyük ihtimalle. Ya yeter arkadaş dedi bir noktada. Peki Emin Pazarcı ne düşünüyor? Ona da soralım bu konuda. Şimdi Emin Bey şöyle devam edin bir pas olsun diye. Sayın Cumhurbaşkanı artık kaçak güreşmeyi bırak. Artık ipe un sermekten, sürekli bahane üretmekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç diyor. Ve cesaretin varsa, sen de kendini güveniyorsan, yüreğin yetiyorsa bugünden tezi yok. Ya adayını açıkla ya da adayını açıkla diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısında adayını açıklayabilir mi? Şimdi Hasan Öztürk, ben bir yere takılıp kaldım. Turgay Güler konusuna takılıp kaldım. Programa geç kalınca acaba dedim İstanbul'da yağmur falan mı yağdı? Yağmur var mı İstanbul'da? Yok. Yok. Çünkü Ankara'da biz son birkaç gündür sürekli böyle bir takım yerlere insanlar yüzerek gidip geliyor. Acaba dedim yağmur yağdı da İstanbul'da bir yere sıkıştı, takıldı, yok, kaldı yok mı? Demek ki öyle bir durum yok ama Ankara'da çok ciddi şey var. Yaklaşık bir haftadır her yağmurda mevzi mevzi yağıyor. İşte Çankaya tarafına yağarsa Çankaya perişan oluyor. Keçiören aynı. Zaten Sığiye Ulus sürekli sular altında. Ve şu tartışılıyor belediye meclisinde. Önümüzdeki günlerde Ankara'nın tabelaları, biliyorsunuz nüfuslar değişti. O nüfuslar değişen tabelalara yüzme bilmeyen giremez gibi bir şey yazalım mı yazmayalım diye tartışılıyor ve şöyle bir şey var, biliyorsunuz Melik Gökçek Ankara'nın girişlerine bir takım şeyler yapmıştı. Giriş kapıları. Böyle batıdaki bir şehrin giriş kapıları. Giriş kapıları. Oralarda da can yelekleri satılacak. Muhtemelen zaten havaalanlarında ona tedbir alınır ama böyle bir durumla karşı karşıyayız. O açıdan Turgay dedim aynı sıkıntıyla karşı karşıya mı? Tabii herkes yaşadığı yere göre bakıyor. İstanbul'da böyle bir dert yok. Ama tabii bunun faydalı bir şeyi oldu. Şimdi yaz dönemi geldi biliyorsunuz. Tatil deyince de biz su, denizde büyüdük. Deniz kenarını falan sürekli hesaplıyoruz. Fiyatlar da yüksek tabii. Yani sıkıntılı tatil yerinde fiyatlar yüksek. Yani bu şekilde giderse biz Ankara'da tatil yapmadan suya hasreti herhalde gidereceğiz. Şaka bir yana bakın. Şimdi Melih Gökçek döneminde Sabah Gazetesi'nin önünde logarlar tıkanmıştı ve orada bir facia yaşandı. Ben de o dönemde Takvim Gazetesi'nde çalışıyordum. Bizzat faciayı da izledim. İki tane araç bu alt geçidin içinde kalmıştı. Balık adamlar geldi. Gökçek döneminde sembol olarak bu gösterildi ama bugün her tarafta balık adamlar var. Her yerde botlar var Ankara'da. Her yerde logarlar kapalı. Yani bunu da bir Ankaralı olarak söyleyeyim dedim. Turgay'la şey yaptım. Gerçekten de ilk anda aklıma o geldi. Yağmur mu yağdı diye. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu meselesine gelince Sayın Cumhurbaşkanı bu çıkışı yaparak iyi yaptı. Sen de hepimiz de programlara katılıyoruz. Sürekli olarak garip bir şekilde Cumhur İttifakı'nın adayı nerede? Açıklamadı falan diyorlardı. Zaten belliydi ama bunun üzerinden bir algı. O açıklamada bunlar niye açıklasın diyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Zaten malumun ilanı oldu bu. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi Sayın Erdoğan sen de açıkla dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Açıklayabilir mi diye sordu Hasan Öztürk. Ben de açıklayamaz diye cevap vereyim. Neden açıklayamaz? Neden? Çünkü çok istiyor kendisi. Çok istiyor. Hiç olmadığı kadar istiyor. Hatta yanıp tutuşuyor. Ama kendini bağladı. Altılı masaya bağladı. Orada belirlenecek Cumhurbaşkanı adayı dedi. Şöyle bir nokta var ve bu işin içinde maalesef bir de samimiyetsizlik var. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu bundan bir ay kadar önce toplandı. Daha önce de belirttim. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu karara bağlandı.
ve Sayın Kılıçdaroğlu da buna itiraz etmedi. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yöneticileri de sürekli çıkıyorlar. Bizim adayımız Kılıçdaroğlu'dur diyorlar ama altılı masada bunu söyleyemiyor. Neden söyleyemiyor? Çünkü kendi adaylığına rezervler var. Oraya kabul ettirebilmiş değil. Patinaj yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve işte sürekli olarak bir takım bildirilerle, açıklamalarla bu yuvarlak altılı masa toplantıları geçiştirilmeye çalışıyor. Ama burada şöyle garip bir şey var. Bakın, bir yandan parlamenter sistem diyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Türkiye'nin kurtuluşunun bu şekilde sağlanacağını söylüyorlar. Ama öbür taraftan bu parlamenter sistemin bir kopyası işte altılı masa. Burada patinaj yapıyorlar. Bir cumhurbaşkanı adayı ismini açıklayamadılar. Böyle giderse zaten açıklayamayacaklar. Ortak bir noktada birleşemeyecekler. Çünkü sürekli olarak karşı taraflardan bir takım engeller geliyor. Muhtemelen her siyasi parti kendi adayını açıklayacak. Çünkü orada derin görüş ayrılıkları var. Ve Türkiye'yi de ileride böyle yönetmeye talipler. Bunu da bir kurtuluş reçetesi olarak ortaya koyuyorlar. Bence Sayın Cumhurbaşkanı doğru yaptı, iyi yaptı. Şimdi bir tartışma vardı, aday kim? O gündemden kalktı. Yani İttifakın adayı kim tartışması gündemden kalktı. İkinci tartışma erken seçimdi. Zaten bu 3600 ek gösterge düzenlemeleri ve Ocak ayında yürürlüğe girecek diğer düzenlemelerle birlikte o da gündemden kalkmış gibi görünüyor. Çünkü bu düzenlemeler yapılmadan hiçbir iktidar seçime gidemez. Türkiye'de de kış şartlarında seçim yapılmayacağına göre seçim zamanında yapılacak. Belki hani tartışmaları önlemek için 10-15 gün erkene alırlar. Erken seçim olmuş derler. Bundan sonra muhalefetin konuşmasını da engellerler. Burada bir engel yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci kere seçilmesine ama bunun da önüne geçmek için belki 10-15 gün erkene alınır. Onun dışında seçim de zamanında yapılacak. Ama bakıyorsunuz yani şunu söyleyeyim. Biz burada bunları tartışıyoruz. Biraz önce Gaffar Yakınca dedi ki yani millet de merak ediyor. Evet, merak edenler var ama bugün başka bir televizyonda kamuoyu araştırmalarına baktım ben. Milletin de çok da umurunda değil. Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı çok da umurunda değil. O masadaki toplantılara da çok fazla bakmıyor. Burada milletin başka problemleri var. Ekonomik bazı problemler var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da sıkıntının farkındayız dedik Kızılcahamam'daki toplantıda. Biz dar gelirinin alım gücünü yükseltmek için gerekli düzenlemeleri yapacağız dedi. Yani milletin bir sıkıntısı var. O sıkıntı da hepimizin sıkıntısı. Yani milletin dediğim, bizler de bu ülkede yaşıyoruz. Markete gidiyoruz, işte çarşıya, pazara gidiyoruz. Hayat pahalılığı var ama dünyanın her tarafında böyle bir pahalılık var. Dünyanın her tarafında böyle bir sıkıntı var. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki ben bunun farkındayım. Biz de sıkıntıyı görüyoruz. Buna ilişkin gerekli tedbirleri alacağız diyor. Yani burada bir patinaj yapıyorlar ama bu patinajlar da milleti çok fazla ilgilendirmiyor deyip daha fazla sözü uzatmayayım. Evet. Ben meseleye bu şekilde bakıyorum. Şimdi bir şey görüyorum. Bunu merak ediyorum. Size de soracağım. Bu gördüğüm şey benim doğru bir şey mi görüyorum diye sorayım. O da şu. Altılı ittifakın altılı masanın artı bircisi HDP'yi de dahil edecek sormak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü enteresan şeyler oluyor. Bundan birkaç ay önce HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş kendi adaylığının olabileceğini, hala potansiyel olarak, teknik olarak aday olduğunu ama bir kişi lehine çekilebileceğini, onun da İstanbul Belediye Başkanı olduğunu, çünkü Anadolu'da karşılığı olduğunu söylemişti. Fakat bu çıkıştan sonra bayramdaki Karadeniz ziyareti CHP'nin gazetecileri, CHP'nin sanatçıları tarafından o ziyaret üzerinden İstanbul'un belediye başkanının üzerinden geçildi. Yani adaylığını açıklayamayacak hale getirildi. Sonra bir şey oldu. Van'da bir toplantı oldu. Biliyorsunuz CHP'liler toplandılar. Belediye başkanları hepsi oradaydı. Mansur Yavaş'ın bir kalabanın içerisinde sorulan soru, yani Demirtaş'ı da istiyoruz sorusuna inşallah demesi büyütüldü. Sonra Mansur Yavaş'ın da adaylığı
şu anda hiç konuşulmuyor gibi. Kılıçdaroğlu elini rahatlatmış gibi gözükürken Sayın Kılıçdaroğlu, yani böyle altılı masada benim adaylığımı açıklayacak herhalde, artık benden başka kimse kalmadı diye bakarken bir şeyler oluyor. Ama öncesinde şunu merak ediyorum, yani bu gördüğüm doğru mudur diye. Mesela Selahattin Demirtaş konuşuyor, bir şey oluyor. Ahmet Türk konuşuyor, yine bir şey oluyor. Hep altın masanın adayları üzerinden mesaj veriyorlar. Yani HDP eğer altın masanın dışında ise neden hala ortak adaylık konusunda HDP bu kadar ısrarcı ve kendi adayını dayatıyor? Ben bunu merak ediyorum ve bu tabloyu doğru mu görüyorum diye sormak istiyorum. Hasan Bey, şimdi bu, biz altılı masa diyoruz ama yani onu artık objektif bütün emareler ortada. O masa altılı değil, yedili bir masadır. Yani PKK'nın unsurlarından biridir ve belki de en kuvvetli unsurdur. Yani bu söyledikleriniz aslında bunu gösteren bir şey, bunu gösteren emareler. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın biz falan kişiyi istiyoruz, İstanbul Belediye Başkanı'nı işaret ederek bu kişinin aday olmasını istiyoruz çünkü Anadolu'da karşılığı var demesine dönelim. Anadolu'da karşılığı var mı yok mu? Yok. Ekrem Bey'in İstanbul'da karşılığı yok ki Anadolu'da olsun. Açık konuşalım bunu yani. Yani Ekrem Bey İstanbul'da Anadolu, seçim kazanmıştır. Şöyle, Anadolu'yu belki sadece Diyarbakır'dan... Şimdi oraya geleceğim. Diyarbakır'da da yoktur büyük ihtimalle. Şimdi onu açalım bunu. Lütfen. Şimdi Ekrem Bey İstanbul'da seçim kazandı. Ekrem Bey'in İstanbul'da seçim biliyorsunuz başa baş bir şeyle kazanmıştı. Şaibeler vardı. Sonra seçim iptal edilince tepki oylarını toplayarak bir zafer elde etti. Yani bu siyasette olabilecek bir şey. Her yerde, her zeminde olabilir. Her seçim sattığında olabilir. Ve de meşrudur da aynı zamanda. Gayrimeşru bir şey de değil. Yani siz bir mazlum görüntüsü çizersiniz ya da mazlum duruma düşersiniz, mağdur olursunuz. Halk da size teveccüh gösterir. İstanbul'da olan bu. Böyle oldu. Fakat halk gösterdiği teveccühün bedelini çok ağır ödedi. Ödemeye devam ediyor. İlk 1-2 yıl Ekrem Bey'e oy vermiş olanlar direndiler. Yani ya daha vakit erken hani görelim bakalım ne olacak falan dediler. Ama artık 3. yıl itibariyle onlar da pes etmeye başladı. Yani bugün İstanbul'da siyasi bir şeyden ağrı söylüyorum bunu. Siyasi bir yorumdan uzak olarak kötü bir belediyecilik var. İstanbul hizmet alamıyor. Dolayısıyla Ekrem Bey'in artık İstanbul'da karşılığı yok. İddialı konuşuyorum ben. Yani bugün seçime girsin. Tabii diğer adayların ve seçim stratejisinin falan da önemi vardır. Yani demokraside sadece böyle bir oy vereceğiniz kişiye bakmazsınız. Vermeyeceğiniz kişiye de bakarsınız. O da önemlidir. Ama bugün objektif koşullarda seçime girse Ekrem Bey İstanbul'da bir karşılık bulamaz. Ya da seçimi kazanamaz. Anadolu'da hiç yok karşılığı. Diyarbakır'a gelelim. Diyarbakır'da da yok. Peki neden bahsediyor acaba şey? Yani şöyle söyleyeyim. Diyarbakır'da Sezgin Tanrıkulu'nun bir karşılığı varsa Ekrem Bey'in de var. Bakın Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da değil mi? Yıllarca baro yöneticiliği yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Diyarbakırlı, doğma büyüme oralı bir avukat, hukukçu. Oradan seçilemeyeceği için İstanbul'dan aday gösterildi. Diyarbakır'dan bravo, değil. Evet. Bravo, onu diyeceğim. Evet. Seçilemediği için oradan aday oldu. Defalarca söyledik. Bir tek biz değil, herkes. Pek çok basın mensubu söylüyoruz. Evet. Diyarbakır'dan aday olsun diyoruz. Olmuyor. Niye seçilemez? %1 bile alamaz. Mümkün değil. Şimdi onun için karşılık konusu şu. Anadolu'da bir karşılık falan yok. Aslında bu masayı kuran iradenin gönlünden geçen şey. Masayı kuran irade HDP PKK mı? Değil. Masayı kuran irade Biden, Amerika. Masayı kurduran irade o. Onun sinyalini verdi. Biz Türkiye'deki seçim sürecini anlamak istiyorsak önce Batı dünyasının, emperyalist dünyanın merkezi olan Amerika'ya, Washington'a, oradaki seçim sürecine bakmamız lazım. Yani Trump nasıl seçimi kaybetti? Biden nasıl iş başına geldi? Biliyorsunuz çok şaibeli bir seçimle iş başına geldi. Amerikan tarihinde 100 yıl aradan sonra, 100 küsur yıl aradan sonra ilk kez silahlı ayaklanma oldu. Silahlı ayaklanma oldu. Amerika bölünme noktasına geldi. Şu anda o tartışılıyor. Yani tabii. Amerikan iç savaşından söz ediyorlar. Yani yeni bir iç savaşın işine geldi yeni Amerika. Bir iç savaştan söz ediyorlar. Biden bunun pahasına seçimi kazandı. Evet. Ya da iddiaya göre kazandırtırıldı Biden'a bu seçim. Peki o seçimden evvel artık yani emekliliği çoktan gelmiş bir kişi olan Biden. Yani benim çocukluğumda bakanmış adam ya.
Ben 50 yaşındayım. Evet. Tamam, şimdi düşünme. Yani bu yaşla başla ilgili bir şey söylemiyorum yani. Kissinger 98 yaşında, bugün hepimizden daha duru bir beyni ve çok keskin bir zekası var. Onu söylemiyorum ama hani hep Amerikan başkanı öyle tartılır ya, böyle sportman, atletik falan, böyle hani kafasından ve siyasetinden ziyade artistliğine bakarlar bu adamların. Yani artistliği kalmamış bir adam var. Artisti de dede. Seçmişlerdi yani bir zamanlar. Tabii artist de seçiyor yani, artist, saksafoncu, trompetçi seçerler yani, o tip adamları seçerler. Bu Amerikan başkan profiline uygun bir adam değil bu adam. Ama ittire kaktire onu başkan yaptılar ve şunu unutmayalım. Hatırlayalım. Televizyonlara defalarca gösterildi, gösterdik. Seçim öncesi bir toplantıda böyle şeylerle, o Jimmy Jeep'lerle, crane'lerle, böyle özel kamera ekipmanlarıyla sanki bir sinema artisti çekiliyormuş gibi Biden'ı oturtmuşlar. Sorular soruyorlar. Yani o da sanki böyle irticalen konuşuyormuş gibi, belli bir senaryo oldu. Seçim vaatlerini söylüyor. Seçim vaadini söylüyor. Verdiği vaatlerden biri şu: biz Türkiye'deki iktidarı değiştireceğiz. Ya onu hatırlayalım ya. Ömer hazırsa onu hazırsa biz de biz Türkiye'deki iktidarı değiştireceğiz. Tamam. Bunu da Türkiye'deki dostlarımızla beraber yapacağız. Şimdi birincisi zaten bir bu ülkenin, sefer darbeyle değil. Bu sefer darbeyle tabii. Onu söylüyor zaten. Birincisi zaten bir ülkenin devlet başkanının seçim programı içinde, seçim vaatleri içinde başka bir ülkenin iktidarının değiştirilmesi niye yer alır? Bu başlı başına garabet. Yani bu bir defa sorgulanmalı. Ya siz kimsiniz? Sizin kendi derdiniz, probleminiz yok mu? Texas'ta bir sorun yok mu? Florida'da yok mu? Efendim, Georgia'da yok mu? Yok mu sizin bir sıkıntınız? İşiniz gücünüz bitti. Başka bir ülkenin iktidarına mı bakıyorsunuz? Şimdi birincisi bu. Bunu geçelim. Hadi biz biliyoruz Amerika'nın ne olduğunu, nerelere nasıl burnunu soktuğunu. Ama daha önemli olan, bizim seçimimizi anlamak açısından önemli olan nokta şu: diyor ki dostlarımızla beraber değiştireceğiz. Dostlarımız dediği kim? İşte o masa, altılı masa. Peki HDP'nin özelliği ne? HDP dünyadaki yeni küreselci siyasetin çocuğudur. Dünyadaki yeni küreselci siyasetin çocuğudur. Ne demek bu? Bu şu demek. Ben böyle bunları kısaca tabir ediyorum. Dallı güllü takım diyorum mesela. Yani bir ucu bunların, bir ucu şeye basar. Bir ayağı işte yeşiller, çevre siyaseti vesaire. Sözde çevre siyaseti tabii, onu söyleyeyim yani. Çevre siyasetini küçümsediğim düşünülmesin. Yeşiller, çevre, diğer ayağı ultraliberaller, anarşistler. Tamamen özgürlükçüler. Yani değerler siyasetinin karşısında yükselen, değerlerin karşısında yükselen, bir tür yeni sol gibi paketlenen ama sol da olmayan. Çünkü işçi sınıfı falan sevmezler, hoşlanmazlar. Çünkü işçi sınıfı gider günün sonunda, mesela işçi sınıfı dindardır, değerlere bağlıdır. İşçi sınıfı her şeyden önce ekmeğine bağlıdır, çoluğa çocuğa bağlıdır, aileye bağlıdır. İşçi sınıfı değerler üzerine yükselir. Ondan da haz etmezler. Değersiz olacak, metropollerde yaşayacak, en formal sektörlerde çalışacak. Yani ne demek bu? Bir sigortası, belirli bir işi vesairesi olmayacak, gelecek planı olmayacak. Bu insanlar üzerine, daha çok metropollerde bu tip insanlar üzerine yükselen anarşizan bir akım. Bu akım ne işe yarıyor? Şimdi küreselleşmeciler gidip kafalarını bir duvara vurdular. Kapitalizm tıkandı bir noktada. Nerede tıkandı? İşte Irak işgalinden sonra düşüşü başladı bunların. 2008 itibariyle de ipi çekildi biliyorsunuz. Tıkandılar. Büyük finansal kriz nedeniyle. Şimdi artık önlerini açacak yeni bir sınıfsal oluşuma ihtiyaçları var. Yeni bir toplum katmanına. İşte o toplum katmanı dünyadaki İstanbul'da dahil buna, dünyadaki metropollerde yeşeren bu yeni köksüz toplum katmanıdır. Yani anladım. İşte biz Z kuşağı falan diye bize yutturdukları da o. Z kuşağı diye bir şey yok. Evet. Yani kuşak diye bakarsanız şimdi mesela nedir Z kuşağı? Efendim yaşı 17 ile 21 arasındaki insanlar. Ya Tokat'ta sanayide çalışıyor bu insanlar. Yani bunların öyle bir hayatı yok ki. Ha gider şeye bakarsanız yani modaya mercek kaldırırsanız bunlar işte dövme dükkanlarının önünde sırada bekliyorlar. O başka bir hayat. Zengin çocukları başka bir hayat yaşıyor. İkisi bambaşka şeyler. Şimdi uzatmayayım orayı. Bunun üzerine yükseltilen bir siyaset var. Dikkat ederseniz HDP de PKK'nın bir uzantısı olmasına rağmen söylemini çok kültürcülük, kimlikçilik bunun üzerine kurdu. Ne var bunun içinde? İşte bu söylediğim toplum katmanları var. Efendim eşcinsel LGBT siyaseti var. Şeyler var. Bu yeni din akımları var. Mesela diyor ki adam, ben diyor paganım diyor Rusya'da. Ya diyorlar işte Rusya'da paganlık diye bir şey yok. Sen yani Rusya'da Ortodoksluk var, Müslümanlık var, belirli dinler var. Ya da dinsiz de olabilirsin yani. Dinsiz ya da tanrısız da olabilirsin, ateist de olabilirsin diyorlar. Hayır diyor, ben pagan olmak istiyorum. Ya nereden çıkardın bunu diyor. İşte 2000 yıl önce varmış diyor. Ben pagan olmayı seçtim, bana böyle saygı duyacaksınız diyor. Mesela bunun siyasetin üretilmesi, bakın bu çok önemli. Beslenme biçimlerinin siyaset haline gelmesi. Neyi kastediyorum? Mesela vejetaryanlık, veganlık bunlar tercihtir ve bunlara saygı duymak gerekir. Cinsiyetsizlik ya da çok, yani tabii cinsiyetsizlik, queer politikası denen bunlar, bakın
İnsanların kimlikleriyle ilgili tercihleri benim kanaatim. Hiçbir zaman bunları sorgulamam. Her zaman saygı duymalıyız ve devletler de, modern devlette vatandaşlık hukuku gereği bunlara saygı duymalı. Ama bunun siyaset haline getirilmesi başka bir şey. Anlıyorum. Bir siyaset haline geldiğinde nereye yarıyor? Yeni küreselcilere yarıyor. Yeni küreselcilerin dünyada şubeleri var. Bakın her ülkede var. Almanya'da var, Belçika'da var, Fransa'da var, İtalya'da var. Şubeleri var, özel temsilcileri var. Rusya'da bile var. Rusya'da bile var. Türkiye'de. Zavalny. Türkiye'de de HDP'dir bunun temsilcisi. Tamam, CHP'nin HDP'ye benzemesi süreci dediğimiz şey de budur. Yani arkasında sosyolojik ve aynı zamanda siyasi bir amil vardır. Onunla beraber batıdan gelen bir akılla zorlanmaktadır. Tanzimat'ta da bu olmuştu. Bihruz Beyler çıkarmıştık. O zamanın modası oydu. Pantolon giyen Bihruz Bey vardı. Evet. Şimdi o Bihruz Beyler artık normal insanlar oldu onlar. Yani bizler de Bihruz Bey gibiyiz şu anda. Bihruz Bey'e kıyasak belki biz ondan daha beter durumdayız şu anda. Evet. Ama bugün yeni akım, yeni siyasi akım, Batı'nın yeni koçbaşı böyle şekilleniyor. Ama şimdi böyle deyince biraz korktum. Hani Tanzimat döneminde marjinal gibi görünenler üzerinden 150 yıl geçince çok normalleşiyor ya. Yani HDP'nin temsil ettiği akım 150 yıl sonra... Normalleşiyor ama etkisizleşiyor aynı zamanda. Siyasi bir amil olmaktan çıkıyor Hasan Bey. Yani bugün pantolon giymenin siyasi bir amille ilgisi yok. Anladım. Yani dolayısıyla orada korkacak bir şey yok yani. Anladım. Siyasi benim, çünkü zaten benim tercih korkumu aldınız, teşekkür ederim. Ya şöyle düşünün. Yani siyasi bir amil olmadığı sürece sizin toplum yaşamınıza, milli devletinize, bağımsızlığınıza, değerlerinize müdahale edecek bir akım haline gelmedikçe isteyen istediği gibi yaşasın, bize ne yani, o bizim açımızdan kimse karışacak değil. Bu bağlamı zaten toparlayalım. Hemen toparlayalım. HDP bu yeni küreselcilerin Türkiye'deki ayağıdır, temsilcisidir. Yani, onun için siyaseti o üretmektedir. Dikkat edin, Meral Hanım'ın, yani İyi Parti milliyetçi olduğunu söyleyen Meral Hanım'ın söylemi yeni küreselcilerin söylemi HDP'nin söylemine benzemektedir. Nasıl? İşte kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Evet. Ahmet Şık söyledi, Meral Hanım tekrar etti. Şimdi ne alaka değil mi? Üzerinden geçmiş 100 yıl. Kavga mı var şu anda? Yani şey, Jön Türk Abdülhamit kavgası mı var? Böyle komedi olur mu? Niye bu kapak açılıyor? O kapak şunun için açılıyor. Oradaki altı çizilecek kelime hürriyet. Yani başı sonu belli olmayan bir hürriyet ideali. Bunlar Jön Türkler yaşasalar bunları sopayla kovalarlar. Onların söylediği hürriyetle sizin hürriyet aynı değil yani. Tarih ayrı bir şey ayrıca. Onları bir kenara bırakalım. Yani burada bütün altılı masanın söyleminin de maksadının da bu olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü demin bahsettiğimiz Biden Bey tarafından çizilen bir hat var. Yani Amerika tarafından çizilen bir hat var. Ona uymak zorundalar. Ekrem Bey'i ikide bir işaret etmelerinin sebebi neydi biliyor musunuz? Bu formata uygun bir tipti. Aynı anda birden çok şey olabilen birisiydi. Aa, bir dakika, nasıl? Yani işte öğle evinin yazçısı, düğün evinin defçisi. Öyle derler bizde. Yani orada yaz tutacak, burada tefçi alacak, namaz da kılacak, Kur'an da okuyacak, gidecek işte bir tane bölücü bir şarkıcıyı sahneye de çıkartacak. Bölücü, yani terör örgütleriyle beraber konser vermişini sahneye de çıkartacak. Eşcinsel aktiviteleri de yapacak. Yani, eşcinsel çocuklar vardır diye, İstanbul'un çocukların eşcinselliği. Sanatçı da enteresan, Pontusçu. Pontusçu'yu da getirecek. Aynı anda hepsi olacak yani. Aynı anda hepsi olabilecek. Bir taraftan işte mesela şehit öğretmen için mesaj yayınlayacak. Hepsi olabilecek bir kişi. Ondan dolayı seviyorlardı. Hmm. Mansur Bey ile ilgili böyle şeyler söylemediler. O başka bir şekilde yani. Mansur Bey kendi kitlesinden tepki aldı. Emin Bey'in de çok merak ediyorum. Ama şunu unutmayalım. Şöyle bağlayayım ben. Emin abinin mutlaka daha değerli söyleyecekleri vardır bu konu üzerinde. Ben ona da bir pas atmış olayım aynı zamanda. Hadi pas. Hep biz Cumhuriyet Halk Partisi içinden adaylar olabilir gibi konuşuyoruz böyle, ama o altılı masada başka insanlar da var aday olmak isteyen. Mesela Meral Hanım neredeyse açık açık söylüyor aday olmak istediğini. Bir de hayır, bu açıdan da bakmak. Ama ben başbakan olacağım. İşte orası karışık. Bence Emin Pazarcı daha iyi analiz eder o kısmını. Eyvallah. Pas attı Emin Bey. Ben başka bir şey söylemeyeyim. Buradan devam vallahi edelim. Hemen o zaman şeyden başlayalım. Meral Akşener benden çok daha fazla siyasi tecrübeye sahiptir. Yani belki gazetecilik yaptığım dönemlerde sonradan geldi Meral Akşener, ama Meral Akşener her türlü siyasi ayak oyunu da bilir. Şimdi başbakanlık makamının gelmeyeceğini kendisi de biliyor. Daha henüz bir aday üzerinde anlaşamamışlar. Yarın öbürsü gün diyelim ki hayalleri gerçek oldu. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, Cumhurbaşkanı seçildi. Meral Akşener de bilir ki başbakanlık diye bir makam olmayacak. O zaman ne yapıyor Meral Akşener? Yani böyle bir şeyin olması mümkün değil. Altı paydaş bir araya gelecek.
başbakanlık konusunda, yani parlamenter sisteme dönecekler, başbakanlığı getirecekler. Böyle bir şeyin imkanı yok. Yani bütün siyasetçiler geçmişte aldıkları yetkileri paylaşmadılar. Zaten Süleyman Demirel'in de bir lafı var. Diyor ki yetkiler paylaşılmaz hiçbir zaman. Erbakan da paylaşmadı bunu, Ecevit de paylaşmadı, Türkeş de paylaşmadı, Özal da paylaşmadı vesaire vesaire. Kimse paylaşmaz. Demek ki başbakanlık diye bir makam olmayacak. O zaman bu kadar tecrübeye sahip bir Meral Akşener neden başbakanlık diyor? Aslında başbakanlık demiyor. Bana göre Meral Akşener, ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da kabul görmeyeceğini düşünüyor. Bakmayın siz bazı konularda tedbirler alıp işte Kılıçdaroğlu'yla birlikte görünmek istemesin ama aba altından sürekli olarak Kılıçdaroğlu'na sopa gösteriliyor. Yani Meral Hanım'ın beklentisi Kılıçdaroğlu olmayacak, üzerinde ittifak sağlanamayacak, kurulamayacak. Bu arada ben çıkacağım diyor. Eğer ortak bir aday belirlenirse, ortak aday belirlenmezse şunu oynuyor İyi Parti. Meral Hanım da çıkacak, Kemal Bey de çıkacak. En yüksek oy alacak olan ortak adayları olacağı için daha sonra herkes benim etrafımda birleşir diye bir düşünceye sahip. O açıdan yani Meral Akşener gibi bir isim, bu kadar tecrübeli bir siyasetçi böyle tongaya düşmez. Yani başbakanlık falan değil. Onun hedefi cumhurbaşkanlığı. Şimdi biraz önce Selahattin Demirtaş'tan bahsettik. Ya Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığını tartışmak bile bana komik geliyor, garip geliyor. Selahattin Demirtaş her ne kadar Yargıtay tarafından onanmasa da terör hükümlüsüdür. Terör bir insanlık suçudur. İnsanlık suçlusunu biz cumhurbaşkanı yapabilir miyiz, yapamayamaz mıyız? Onları tartışıyoruz. Yani bence bunun altını çizmek lazım. Biliyorsunuz Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi yürürlüğe girdi. 53. madde şudur. Aldığı cezayla orantılı olarak infaz süresince çeşitli haklardan kısıtlanır. Bunların içinde de seçilme hakkı vardır. Seçme hakkı Anayasa Mahkemesi'nden döndü ama pek çok yere aday olamazlar. Bunlar vakıflar, sendikalar dahil olmak üzere yani parlamentoya giremezler. Cumhurbaşkanı adayı bile olamazlar. Muhtemelen Yargıtay'da bir süredir dosya. Yargıtay'da da onaylanmasını ben bekliyorum. Yani böyle bir riski olan bir kişi aday olarak ortaya atılıyor. Neden? Selahattin Demirtaş'la birlikte işte PKK'yı güzellemeye çalışıyorlar. Türkiye'deki bazı değerleri yok etmeye çalışıyorlar. Bakın PKK denildiği zaman işte Kürtler üzerinden kalkılıyor, deniliyor ki oralarda Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş çok seviyorlar. Ben de gittim Diyarbakır'a. Sevmiyorlar. Ayrıca Kürtler açısından baktığınız zaman geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta bir toplantı vardı. Bir kişiyi anma, şimdi adını hatırlayamıyorum ama önemli bir Kürt isimdi. Onu anma toplantısında KDP'nin genel sekreteri ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin ikinci başkanı zannediyorum bazı açıklamalar yaptılar. Onlar da şunu söylüyorlar. PKK diye bir örgüt var. Bu Kürt düşmanıdır. Kürtlerin en büyük sorunu şu anda PKK denilen örgüttür diyorlar. Yani Kürtlerin de illallah dediği, yaka silktiği ve canavarca eylemler sergilediği belirtiliyor. Kimler tarafından? Kürtler tarafından. Ama biz hala Selahattin Demirtaş'ı eviriyoruz, çeviriyoruz, bunu konuşuyoruz. Bence bunun üstünü çizmek lazım. Yani Selahattin Demirtaş bize konuşturuluyor. Konuştukça biz istemesek de güzelleştiriliyor. Biz istemesek de adeta aklanıyor ve böyle bir noktaya gidiyor. Ayrıca tabii Cumhuriyet Halk Partisi de bazı yüklerden kurtuluyor. Nedir yükler Cumhuriyet Halk Partisi açısından? Şu anda ben öyle bir şey demiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu açısından yükler nedir? Altı Ok'tur. Mustafa Kemal'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişidir. Bütünlükçü, milliyetçi bir Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunlardan kurtulmaya, bunları sırtından atmaya çalışıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yeni CHP'den bahsetti biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu. Tabii yeni CHP zaten 2008 yılında Hopkins Üniversitesi'nin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile hazırlanan o raporunda da Kemal Kılıçdaroğlu etkisiz elemanken, grup başkan vekiliyken o raporda yer aldı açık açık. İşte Baykal'ı istifa ettireceklerini söylediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtireceklerini ve yeni CHP oluşturacaklarını söylediler. Batılılar açısından o yeni CHP biliyorsunuz Sosyalist Enternasyonel'den Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde
çıkarılması ya da çıkması tartışılıyordu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok fazla ulusalcı ya da milli görüyorlardı. Batı tipi bir sosyal demokrat ya da sol parti görmüyorlardı. Şimdi Batı'ya ayak uydurmak için milli değerlerden sıyrılması gerekiyordu. Böyle bir operasyon yapıldı. Yeni CHP ortaya çıktı. Yeni CHP dediğiniz artık Mustafa Kemal'in tamamen bütün öğrentilerini, bütün fikirlerini ayaklar altına alan bir siyasi yapıdır. Bakın Selahattin Demirtaş bir yandan terörist işte, bir yandan şu diyoruz bu diyoruz. Hadi orada yanılalım. Hadi orada bir yanlış oldu, bir yanlış gördük, bir illüzyon oldu. Selahattin Demirtaş bu olayların hiçbirinin içinde yok. Ama kendi açıklamaları var. Televizyonlarda, dergilerde şunu söylüyor Selahattin Demirtaş. Diyor ki Kürt sorunu vardır ama bu Kürt sorunu bir kültürel sorunda değil, sosyal sorunda değildir diyor. Ve Kürt sorununun bir statü sorunu olduğunu söylüyor, bir kimlik sorunu olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Kürtlere bir statü verilmelidir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmelidir. Şimdi Atatürk'ün kurduğu parti Selahattin Demirtaş'ın aldığı cezaların Kemal Kılıçdaroğlu bunu defalarca söyledi. Selahattin Demirtaş açısından madalya olacağını söylüyor. Yani bir takım değerler bakın Selahattin Demirtaş tartışıldıkça bizim bazı değerlerimiz yok oluyor. Yozlaştırılıyor ve bu da Cumhuriyet Halk Partisi ve maalesef Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yaptırılıyor. Biz hepimiz de alet oluyoruz. Yani Selahattin Demirtaş gibi bölücü bir figürün, terör destekçisi bir figürün, Türkiye'nin bölünmesini isteyen bir figürün biz Cumhurbaşkanı olabileceğini tartışıyoruz. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bir kere hükümlüdür, insanlık suçlusudur. Bunları konuşmak lazım diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Eyvallah. Yani kendi gözlüğümle baktığım zaman Selahattin Demirtaş'ın hiç konuşulmaması gerektiğini, olmasının da mümkün olmayacağını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Kurtuluş Savaşı vererek kurulan bir ülkenin böyle bir oyuna gelmeyeceğini, böyle bir adaya boy vermesini insanlarımızın mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Eyvallah. Selahattin Demirtaş tabii HDP'nin oylarını alamazsa, altılı masa ya da muhalefet Cumhurbaşkanlığını kazanamayacağını bilmediği için yani mümkün değil kazanamadığını gördüğü için onlarla flörtleşmesini konuşuyoruz. Ama yani Selahattin Demirtaş meselesi önemli bir konu. Katılıyorum. Şimdi Gaffar Bey bir şey söylemiştiniz. Hani bu altılı masayı kuran irade Amerika'dır diye ve Biden'ın henüz daha seçilmeden önce seçim propagandası olarak Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz. Bu sefer darbeyle değil dediği o röportajını yani istemiştik hafızamızı tazeleyelim diye. Ömer bulmuş. Ömer onu verelim. Bir dinleyelim. Sonrasında üzerinde birkaç cümle söyledikten sonra başka bir konuya geçeceğiz. Kürtler dedi. PYD-PKK. Onların üzerine gitmeden önce konuşmuştum ama gidiyor. Bunu asla kabul etmem diyor. İktidardan Erdoğan düşünmek gerekiyor diyor. İstanbul'dan Paris'e atıldı diyor. İşin tuhafı İstanbul'dan Paris'e atılmadı. Hatta şu anda İstanbul'un belediye başkanı var ama mecliste AK Parti daha çoğunlukta. Fakat Biden o dönemde seçim kazanmak için Türkiye üzerinden propaganda yapıyor. Hatırlamakta fayda vardı. Şimdi altılı masayı ilgilendirdiği için biz bu konuyu tekrar hatırlattık. Çünkü altılı masanın adayını ya da Millet İttifakı'nın adayını ulusal ve uluslararası çevreler belirleyecek diyen de CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Bu bağlamda birkaç cümle alalım tekrardan. Şimdi şunu bunu kapatacağım. Mesela bu videoyu, şu kaydı izleyen alelade bir Türk vatandaşı buna isyan etmiyorsa, buna isyan etmiyorsa eğer köledir. Köledir, kuldur. Yani Allah'ın kulu değil bahsettiğim yani. Daha böyle köpeklerden özür dileyerek söyleyeyim, köpekleşmiştir. Yani şunu duyup isyan etmiyorsanız, şunu duyup sen kimsin lan? Özür dilerim ya bu kaba tabir için. İçinizden bu şey yükselmiyorsa siz köpekleşmişsinizdir. Boynunuza tasma takmışlar sizin. Anlamı budur. Peki biz bu videoyu izledik. O altılı masada oturan kocaman kocaman liderler izlemediler mi? Kemal Bey izlemedi mi? Meral Hanım izlemedi mi? Temel Bey izlemedi mi? Diğerleri izlemedi mi? Bu Davutoğlu tartışma da yaşanmış biliyorsun. Dostlarımızla birlikte iktidar tabii olacağız demiş Sayın Kılıçdaroğlu. Görmediniz mi bu videoyu? Kim o dostlarınız dediniz ama sonrasında işte toplumsal sınıflar ya da kendince kategorize ettiği çevreleri kastettiğini söylemiştim. Şimdi
Amerikan devletinin başına geçen ya da geçecek kişinin Türkiye'de dostları olmasında abes bir şey yok. Olabilir yani. Olabilir. İşte bizim de var. Diplomat dostlarımız var. Bir yerde yönetici olmuş, bakan olmuş, bir şey olmuş. Var. Arkadaşınız olabilir. Bu başka bir şey. Bundan bahsetmiyor ki. Darbe yapmayı denedim, yapamadım. Darbeyle olmadı. Şimdi dostlarımla yapacağım diyor. Ya darbeyle erişmeye seçim çalıştığın şey diyor. Meşru mu ki kardeşim? Nasıl bir şey? Yani meşru olsa zaten yapardın. Gayrimeşru bir hedefin var senin. Sen alçaksın. Sen bu coğrafyayı kana buladın. Alçaksın. Yetmedi. Türkiye'de 10 parçaya, 30 parçaya bölmek istiyorsun. Yetiştirdiğin şeytanlarla, iblislerle bu ülkeyi ele geçirmeye çalıştın. O fettuşilerle bu ülkeyi ele geçirmeye çalıştın. Yapamazsın. Sen gayrimeşru bir amaç peşindesin. Şimdi onları kaldırıyorsun. Yani o Gladio'nun NATO yetiştirmesi, FETÖ artıklarını kaldırıyorsun. O hainleri, teröristleri. Onların yerine de yeni dostlar koy. Kim o dostlar? O masada oturacak onlarla. Ya sizde hiç izzeti nefis yok mu kardeşim? Yani şu videoyu izleyip isyan etmiyorsanız hala bakın bu Amerikan başkanının şu sözlerinden sonra yıllar geçti bunun üzerinden artık. Hala siz hafta 8, cuma 9 yabancı diplomatlarla Türkiye nasıl yönetileceğin pazarlığını yapıyorsanız bu milletten oy moy bir şey alamazsınız. Bir hatırlatma daha yapayım. Ya kusura bakmayın. Görünce benim doğru. Tansiyonum daha yükseliyor çok, bunu. Daha görünce. Çok yükselecek tansiyonum. Ya şu hale bakın. Bize... Tansiyonunuz daha çok yükselecek. Biliyorsunuz Biden 15 Temmuz darbe sürecinde başkan yardımcısıydı. Evet. Ve şöyle demişti. Ben onu bir bilgisayar oyunu sanmıştım. Türkiye'deki darbeyi bir bilgisayar tabii, oyunu tabii. sanmıştım tabii. Diyen de tabii, tabii. Darbe olsaydı bilgisayar... Mitter'ları soruşturmasında yargılanan şu anda kaçak Amerikan battaniyesiyle poz veren Can Dündar'ın da ailesini ziyaret edip senin baban kahramandır diyen insandan bahsediyoruz. Tabii. Şimdi şu üslup. Yok bedel ödeyecekler. Türkler kendilerine nasıl böyle yumuşak davranmayacağımızı görmeli bilmem ne. Ya bu ne ya? Sen kimsin arkadaş? Kimsin? Dünyanın Ali Kıran başkeseni misin sen? Bu nedir ya? Bu dünya düzeni değişsin. Ya gerçekten değişsin. Böyle bir şey olamaz. Yani çökmüşsünüz dünyanın kaynaklarının %70'ine, 80'ine. 200 yıldır yediniz artık yani ağzınızdan burnunuzdan fışkırıyor yediğiniz şeyler. Hala doymamışsınız. Yanınıza da bir grup çete toplamışsınız orada burada. Gittiğiniz her yerde etrafınıza böyle adamları buluyorsunuz. İşte nerede bir milli lider var onun karşısındasınız. Nerede bir millet kendi hakkını, hukukunu aramaya çalışsa. Nerede bir mazlum bir millet ya benim de burada payım var dese. Onun başına, kafasına bütün envai çeşit silahınızla, entrikanızla, dümeninizle çöküyorsunuz. Utanmadan hala ya Türkiye senin parmak sallayacağın bir ülke değil Biden. Sen Türkiye'ye parmak sallayamazsın. Şimdi sen bunları anlattığın için, bu parmağı salladığın için bak Türkiye'nin devlet başkanı daha güçlü yerinde duruyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Dolar indiriyorsun, kaldırıyorsun, faiz bilmem nesi yapıyorsun. Olmuyor. Şimdi asıl üzücü olana geleyim ben. Bu adam bizim için düşman. Kendini koymuş zaten. Yani bizi hakaret ediyor. Sizi hakaret edeni zaten siz dost sayamazsınız. Üzücü olan şu. Bir masa kurulmuş. Türkiye'de siyasi partilerin liderleri. Ya her birinizin saygın bir yeri var. Sizler saygın insanlarsınız. Arkanızda size güvenen insanlar var. Sıradan insanlar değilsiniz. Toplumun önünde olan insanlarsınız. Ya siz neden böylesi bir adamın ajandasına kendinizi teslim ediyorsunuz? Neden Amerika gibi çirkin bir devletin Türkiye'de kötü emelleri olan, bölgede kötü emelleri olan bir devletin ajandasına kendinizi niye teslim ediyorsunuz? Evet. Yani şimdi, muhalefet etmek için buna mecbur musunuz? Zaten bakın Hasan Bey, aylardır, yıllardır bunu konuşup duruyoruz. Keşke bu olmasa, biz şunu konuşsak, muhalefetin programını biz eleştirsek, belki orada biz de hata yapacağız. Diyecekler ki, nasıl bakın size gol attık diyecekler. Fakat biz program konuşmamıza imkan yok ki. En başta bir defa masanın baş köşesine baş şeytanı getirip oturmuşsunuz. Yani şeytan gelmiş oturmuş oraya. Şimdi diyorsunuz ki bu şeytandan çok güzel programlar çıkacak. Bir bekleyin, sabredin. Size bir aday verecek. Size bir güzel program verecek. Size bir geçmiş güzel altın çağa dönüş verecek. Kim verecek? Şeytan verecek. İnanırsan. Buyur. Evet. Şimdi Emin Bey bu konuda ne dersiniz? Ben iki tane daha soru soracağım bu konuyla ilgili sonra. Vallahi şimdi bakın bugün gazeteci olduğunu iddia eden Şirin Payza'nın bir tweetini gördüm ve Twitter'da son derece garip bir şekilde ben kimin fikrinden rahatsız oluyorsam, kim beni irite ediyorsa beğenebileceğin diye onların tweetlerini bana gönderiyor. Şirin Payza'nın tweetini okudum, şunu söylüyor ya bir yandan diyor Suriye, bir yandan Yunanistan,
hep gerilim, hep gerilim. Biz rahat etmeyecek miyiz anlamına gelen bir tweet. Şimdi Biden tabii ki bu tür kafalar olduğu müddetçe bizim içimizde çok rahat konuşur. Yani düşünebiliyor musunuz? Milli meseleleri bir problem olarak gören Türkiye'de bir güruh var, bir grup var. Ve bunlar çağımızın işte Ali Kemal'leri, damat Ferit'leri. Bunlar gelin diyorlar. Yani bizi rahatlatın. Bizim milli konularda bir hassasiyetimiz olmamalı. Yani o çok da önemli değil. Biz huzur içinde yaşamak istiyoruz. O zaman şunu sorarlar. Yani biz Çanakkale'de niye o kadar bir nesli kırdık orada? Neden Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdik? Mustafa Kemal neden Samsun'dan büyük yürüyüşü başlattı vesaire vesaire. Ama bunlar kimlik ve kişiliksiz. Hatta şunu bile söylemek mümkün. Türkiye'de öyle gruplar var ki mutfakla tuvalet arasında bir boru gibi yaşamak istiyorlar. Sadece mutlu olsunlar. Yani yesinler, içsinler, işte günü güzel geçirsinler. Onun dışında hiçbir şey umurlarında değil. Şimdi Biden'a baktığımız zaman endişeliyiz diyor orada. 3-4 kere endişeliyiz diyor. Neden endişeli? Amerikan çıkarları zedeleniyor diyor. Onu da açıkça söylüyor. Benim orada diyor üstlerim var, şunlar var, bunlar var. Biden'ın endişesini Türkiye içinde maalesef paylaşanlar var. Biden'ın endişeleri neyse Türkiye'de de aynı endişeleri paylaşanlar var. Yani normal şartlarda paylaşmasalar da bir Erdoğan düşmanlığı üzerinden, siyasi duruş üzerinden Biden'la aynı cephedeler. Bakın şimdi altılı masadan biraz önce bahsettik. Altılı masa bir bildiri yayınladı son toplantısında. Şimdi Ali Babacan da daha sonra bununla ilgili bazı açıklamalar yaptı. O bildiride şöyle bir ifade var. Suriye'ye tamam diyorlar, Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılıyoruz vesaire vesaire. Sonra da diyorlar ki Suriye harekatı ile ilgili bizim bir kere endişelerimizi yok etsinler. Bir gerekçe ortaya koysunlar. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin terörle mücadelesine gerekçe arayan bir altılı masada var. Biz 10 binlerce insanımızı kaybettik. Kafamızda bombalar patladı. Hala daha bir terör örgütü var Suriye'de. Bizim askerimizi kurşunluyor. Bunlar hala gerekçe arıyorlar ve utanmadan, bakın bu kelimeyi çok özellikle kullanıyorum, utanmadan harekatın kapsamı, hedefleri ve süresi konusunda bilgi istiyorlar. Peki bu altılı masanın içinde kimler var? Yani çeşitli partiler var ama bunlardan bir tanesinin kurucusu geçtiğimiz günlerde yabancı büyükelçilerle garajlarda alışveriş yaparken yakalandı. Yani şunu mu istiyorlar? Siz bize bilgileri verin, biz de paydaşlarımızla, dostlarımızla paylaşalım. Bizim askerlerimiz Mehmetçik orada kırılsın. Bu mudur? Yani hatta işlerinden HDP'yi de mutlu edilmesi gerektiğini söyleyen, HDP'ye bile bilgi verilmesini söyleyenler çıktı. Ha, kusura bakmayın ama bunun adı ihanettir. Yani böyle bir şey olmaz. Devam ediyorum. NATO meselesinde kalkıyorlar. Tamam diyorlar, işte şöyledir, böyledir ve Türkiye haklıdır ama bizi maceraya sokmasınlar. Onu şunu diyorlar, yani işte Devlet Bahçeli gerekiyorsa NATO'dan da çıkarız da haysiyetimizi korumak için. Bizi maceraya sokmasınlar. Biz NATO'dan memnunuz. İyi güzel. Tamam, NATO'dan memnun olabilirsiniz. NATO'yu da savunabilirsiniz. Ama ortada bir gerçek var. NATO'ya girmek isteyen iki tane ülke, İsveç ve Finlandiya, terör destekçisi. Onu bile normalleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu altılı masaya baktığımız zaman Türkiye'nin milli menfaatleriyle mücadele eden bir yapı ortaya çıkıyor. Yani başka soruları alayım ama ben hani Gaffar yakınca biraz önce benim tansiyonum yükseliyor dedi. Ben ciddi sıkıntılar atlattım. Gaffar yakıncanın tansiyonu yükselten herhalde beni sekteyi kalpten götürür. O derece Allah korusun. Tatsız şeylerle karşı karşıyayız. Bakın benim de sinirim bozuldu ama artık yani bunları da milletle paylaşmak lazım. Doğru. Yani böyle bakın neyi paylaşacağız şimdi? Duymazlık. Bu kadar milli meselelere uzak, bu kadar Türkiye'nin gerçeklerine uzak ve Batı'nın bayrağını sallayan bir yapı olabilir mi? Yani milletin bunları görmesi lazım. Biz de işte dinimizin döndüğünce hep birlikte bunları anlatmaya çalışıyoruz. Evet, neyi paylaşacaksak paylaşalım o zaman. Evet. Şimdi yani Gaffar Bey bize sufleyi verdi. Buradan biraz daha gitmemizde fayda var. Şu anda ekranda da görüyorsunuz Biden, Amerikan Başkanı Biden
Türkiye ile ilgili bunları söylüyor. Türkiye'de iktidar değiştirmekten bahsediyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda onlar PKK'nın üzerine yürümesinin engelleyeceğini vaat ediyor filan. Müsaade etmeyeceğini söylüyor. Şimdi aynı Biden Ukrayna-Rusya savaşında ya da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de nasıl düşünürseniz aşırı derecede Rusya'yı tahrik eden, uyaran, Ukrayna'yı da cesaretlendiren bir politika güttü. Ve İstanbul'da Dolmabahçe'de Ukrayna ve Rus heyetleri bir arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde toplandıklarında çok ümitlenmiştik. Yani bu bir yoluyla bu barış gelecek herhalde dediğimizden sonra o gün akşamında Ukrayna'ya şu kadar silah yardım yapacağız, şu kadar nakdi yardım yapacağız, savaşmaya devam etsinler de dedi ve savaşı kışkırttı. Sabote etti. Barış sürecini sabote etti. Savaşı kışkırttı. Biliyorsunuz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da NATO zirvesine gittiği zaman dedi ki bir takım bazı müttefiklerimizin bu savaşın devam etmesini istediğini de gördük dedi. Şimdi çok enteresandır. Bugün Biden diyor ki Ukrayna barış istiyorsa Rusya'ya toprak verebilir dedi. Şimdi böyle bir ilkesizlikten söz ediyoruz. Bakın böyle bir ilkesizlikten söz ediyoruz ve böyle bir ilkesizlik ilkesizliğe bel bağlamış Sayın Kılıçdaroğlu var. Çünkü onu da hatırlatacağım. Bu biliyorsun o 10 soruya da konu oldu. Sayın Süleyman Soylu da defalarca sordu ve bugüne kadar sessiz kalındı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın ortak bildirisini kendi partisinden bir eski büyükelçiye verip Ankara'daki bir büyükelçiye gönderilip onaylattığını ve düzelttirdiğini iddia etti. Sayın Cumhurbaşkanı da bu soruyu da sordu biliyorsunuz. Şimdi böyle bir ilkesiz adam, yani Amerikan Başkanı'nı kastediyor. Amerikan Başkanı'nın Türkiye'deki iktidar değiştireceğiz sözü var. Ve şimdi Ukrayna'da toprak verebilirsin. Sanki hiçbir şey olmamış gibi, binlerce insan ölmemiş gibi, siviller milyonlarca ülkesini terk etmemiş gibi. Kışkırttınız. Şimdi geldi nokta bu. Böyle bir insana bel bağlamış görünüyor Sayın Kılıçdaroğlu ve ortakları. Öyle söyleyeyim. Buna katılır mısınız? Hasan Bey, şöyle ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. İnsan dememek lazım. Böyle bir yönetime, zihniyete Amerika Birleşik Devletleri zaten budur. Batılılar budur. Yani Türkiye'de aynı şey yapıyorlar. Çok kısa Gaffar Yakıncı'ya sordunuz da ben sözü aldım. Yani bakın Yunanistan'da şu anda tepeletmek için, Türkiye'ye tepeletmek için kullanıyorlar. Bütün mesele yıllar boyunca zaten kullandılar. Gitti bazı ülkelerde bunlar darbeler yaptı. Bazı ülkelerde liderler satın aldı, sözde liderler. Bazı ülkeleri sömürdüler. Yani insanlık suçlusu denilebilecek bir bakıştan bahsediyoruz. Yani burada yadırgayacak bir şey yok. Adam değil. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Biden olmasaydı, Clinton olsaydı da aynıydı, Obama olsaydı da aynıydı. Biz bunların hepsini yaşadık. Böyle bir ülkeyle birlikte yol yürümek utançtır. Böyle bir ülkeyle yol yürümek büyük risktir. Çünkü bunların geçmişlerine baktığımız zaman bunlar emperyalist ülkelerdir. Yani Victor Hugo'nun dediği gibi şu ifadeyle bitireyim ben. Şunu söylüyor Victor Hugo, diyor ki Paris'te bir kişi öldürülürse bu cinayettir. Ama doğuda binlerce insan boğazlanırsa bu sadece bir meseledir. Yani Batı'nın bakış açısını, dünyaya bakış açısını en güzel özetleyen söz budur. Bu da bir batılının ağzından çıkmıştır. Evet, Gafar Bey. Ben Emin Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Yani aslında hani siz ilkesiz dediniz ama ilkeleri var. Yani küresel kapitalizmin ve emperyalizmin tek ilkesi vardır. O da işkembesidir. Kendi işkembesidir. Ne kadar çok yiyeceğim, ne kadar çok sömüreceğim, ne kadar çok kan emeceğim. Bunun bedeli ne olursa olsun. Yani Ukrayna'daki çocuklar ölmüş. Ukrayna'daki kadınlar perişan olmuş. Ya da efendim muhtemel, Allah korusun, muhtemel bir savaşta Yunanlılar perişan olmuşlar. Cephelerde yok yere hiçten askerler ölmüş. Yani bütün bunlar, ya da şimdi mesela maşa olarak kullandığı Kürtler var değil mi Suriye'de?
Yani terör örgütüne mensup olanlar. Evet. Onlar zannediyorlar mı ki Amerika yani Suriyeli onların... Kürtleri ayırıyoruz dedi. Tabii. Biliyorsun. Onlar zannediyorlar mı ki onlar Amerika bunların kaşını gözünü sevdiği için onlarla uğraşıyor. Onlara tetikçilik yaptırıyor. Ucuz tetikçilik yaptırıyor. Biraz önce yani tekrar ben hayvanlardan özür dileyerek söyleyeyim. Onların boynuna bir tasma takarak onları köpekleştirmiş. Onları maksadı için kullanıyor. İşi bittiği zaman da böyle kirli bir mendil gibi atar. Atar örneği çoktur. Çok örneği vardır. Şimdi doğru bir yerden yakaladınız bence Hasan Bey. Bu Ukrayna konusu önümüze ibret vesikasıdır. Ve zaten ilginç bir şey söyleyeceğim şu anda. Yani gözlemlerime güvenerek söylüyorum bunu da. Altını çizerek söylüyorum. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Türkiye'de ekonomik sıkıntı ve sıkışıklık nedeniyle Tayyip Erdoğan yönetimine mesafeli duran pek çok muhalif ya da mesafe koymuş olan vatandaşlar, yani siyasi görüşü çok net olmayan kişiler, Ukrayna Savaşı'ndan ibret alarak yeniden Tayyip Erdoğan etrafında toplanmaya başladı. Hmm. Bunu gözlemliyorum. Gözlemliyor musun? Tabii gözlemliyorum. Yani çevremdeki insanlarda bunu görüyorum. Sebebi şu, Ukrayna çok ilginç bir ibret olayı oldu. İbret vesikası oldu. Ukrayna şunu gösterdi. Batılıların gazıyla hareket eden, Batılıların ajandasıyla hareket eden, kendi milli yolunu çizmeyen, o yolun bedeli ne olursa olsun, nasıl sıkıntılar olursa olsun, kendi milli politikasından vazgeçen ülkeler eninde sonunda Mustafa Kemal'in tabiriyle söyleyeyim, o emperyalistlerin şikarı, avı oluyorlar. Kullanılıp bir kenara atılıyorlar. Ukrayna'da gördüğümüz zavallı, Ukrayna'nın başına gelen hadise budur. O zavallı insanların başına gelen şey budur. Şimdi savaş hiç çıkmayabilirdi. Savaşı Amerikalılar kışkırttı. Türkiye savaşın çıkmaması için çalıştı. Türkiye çok büyük çaba etti. Ve savaş bitsin diye uğraştık Türkiye ama olmadı. Çıkmasın diye çok çaba sarf etti. Ama Ukrayna'nın başına bir kukla getirmişlerdi. Kendi istedikleri gibi, istedikleri yöne çekecekleri bir adam getirmişlerdi. Zaten Ukrayna'nın 10 yıldır şeyden beri de, o Maydan turuncu ayaklanmasından beri de kolunu, kanadını, damarlarını kesmiş, Ukrayna'yı, gerçekten Ukrayna'yı seven milli güçlerin de sesini kısmışlardı. Onların sesi çıkmayınca, bizdeki altılı masanın zihniyeti gibi bir zihniyet iş başında olunca, bir de o işi milliyetçilik kılıfına soktular. Şimdi bizde de var ya, sözde milliyetçi partiler var. Evet. Mesela gidiyor sözde milliyetçi ama bakıyorsun adamın milliyetçiliği şey. Yani şöyle git diyor, duvara kafa at diyor. Bak duvar diyor, duvar senin kadar Türk değil, kafa at ona. Ya duvara kafa atarsan kafa parçalanır abi. Milliyetçiye göre hesapta. Milliyetçilik falan değil. Bu batıcılık. Bunları ayırmak lazım birbirine. Ukrayna onların gazıyla hareket etti. Sonuçta bu oldu. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Demin adını zikrettim. Kissinger artık 100 yaşına gelmiş vaziyette. Biliyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanlık Sekreterliği yaptı. Danışmanlık yaptı. Amerikan yani politikasının... Bir Kissinger aklından bir söz etmemiz lazım. Tabii. Kissinger, Kissinger denen kişi, bir efsaneden bahsediyoruz. Öyle söylüyor. Yaşayan efsane. Ve kötülük imparatorluğunun beyni diyebileceğimiz kişi. Başarılı ama aynı zamanda. 20. yüzyılın en büyük kavgası Doğu blokuyla Batı blokunun kavgasıydı. Doğu blokunun çözülmesinde, çökmesinde Kissinger'ın stratejik aklının çok önemli bir şeyi vardır, yeri vardır. Bugün de yaşına rağmen, hatta belki de yaşı sayesinde bilmiyorum, çok vizyonlu bir insan. Biden'ın konuşmasından önce Kissinger konuştu. Yani bu bilgi ilk Kissinger'dan geldi. Dedi ki Kissinger bir konferansta, Ukrayna toprak vermeli ve bu iş çözülmeli. Açıkça söyledi. Evet. Rusya'nın dedi, Rusya'nın 20. yüzyılın tarihsel momentlerinde Avrupa'dan yana tavır aldığını unutmayalım. Kastettiği şey de şudur. Alman Nazi İmparatorluğu'na karşı Rusya'nın savaşmış olmasını kastediyor. Rusya eninde sonunda Batı'nın, Avrupa'nın parçasıdır. Bugünün sıcaklığına kapılmayalım. Kissinger'in sözlerini aktarıyorum orada. Benim analizim değil bu yani. Anladım. Bugünün sıcaklığına, bugünkü sıcak olaylara aldanıp Rusya'ya yönelik şeyi, böyle yaptırımı ve basıncı çok yükseltmeyelim. Artık bunu bir yerde durduralım. Çünkü o ekonomik yaptırımlar da bumerang etkisi yapmaya başladı. Batı'yı sıkıştırmaya başladı. Ukrayna artık bu işten vazgeçsin. Toprakların bir bölümünü versin. Daha sonra bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkisi, şu an adı aklımda değil ama yayınlandı. Dedi ki Kırım'ın Ukrayna'ya, Rusya'ya ait olduğunu kabul edelim. Bunu Ukrayna kabul etsin. Amerika'da yani Dışişleri Bakanlık danışmanı söylüyor bunu. Donbas'ta da, yani şu, o bağımsızlık ilanı bölgede de plebisit yapılsın. Yani 1919'da yapıldığı gibi, Macaristan'da, Polonya'da yapıldığı gibi, 1919'da yapıldığı gibi bir serbest seçim yapalım. Binlerce gözlemci huzurunda yapılsın. İnsanlar oy versinler. Rusya'yı mı istiyorlar, Ukrayna'yı mı istiyorlar? Bu da zaten sonuç belli yani. Rusya'ya çıkar oradan. Çünkü nüfus zaten Rus çoğunluklu bir şey bölge. Yani bu şu demek, Ukrayna'nın topraklarının mevcut topraklarının da üçte birini
yaklaşık 3 devrini Rusya'ya verelim, bu konu kapa. Şimdi siz, arkasından da Biden'ın açıklaması geldi. Bu ne demek biliyor musunuz Hasan Bey? Planlamışlar bunu. Yani bu böyle gelişi güzel edilen bir laf. Bunu planlamışlar. Hatta bu savaşı çıkarmadan önce de bunu planlamışlar. Daha savaş çıkmadan önce bunun planı yapılmış. Çünkü Kissinger şöyle bir adam. Bakın bir röportajında şunu diyor. Çok iyi hatırlıyorum. Financial Times röportajı. İyi devlet adamı, iyi dışişleri bakanı kimdir diyor. Siz başarınızı neye borçlusunuz diyor. Bugünkü dışişleri bakanlarının da bir ikisini sayıyor. Tanımıyorum ben bunları diyor. Peki iyi olan nedir diyor. Yani iyi dışişleri bakanı kimdir diyor. 30 yıl sonrasının meselesini kurgulayandır diyor Kissinger. Yani Kissinger gibi bir beynin bu söylediklerine bugün karar vermiş olması mümkün değil. Savaşın başında bunu biliyorlarmış ve bunu böyle yapmış. Şimdi ben şunu soruyorum, merak ediyorum Gafar bir Bey. Bir ekleme yapmak istedim. Ekleyeceksiniz verecekleri ama... yerde yani Kırım şu sadece bir cümle Türk yurdu. Yani bizim yıllardır bizim insanlarımızın yaşadığı, şu anda da Türklerin bulunduğu, Türk yurdunu öbür tarafı vermiyor ama Kırım'ı veriyorlar. Yani bu da bence bir köşeye yazılmalı. Şimdi burayı çok iyi anladın. Çok güzel bir tablo. Yani Kissinger aklı, Amerikan emperyalizmi, Amerikan aklı. Önceden planlanmış bir şey yapıyorlar ve önce insanlar öldüler, yurtlarından edindiler, ülke yıkıldı. Rusya bayağı bir zayiat verdi. Rusya askeri olarak geriledi belki. Böyle bir kurguyu yapmışlar. Böyle bir kurguları olanlara bizim muhalefetimiz nasıl bel bağlıyor? Ben orasını anlamıyorum. Başka bel bağlayacak bir şey yok Hasan Bey. O zaman peki yani halka bel bağlayamıyor. Amerika'nın bizimle ilgili kurgusunda Ukrayna gibi bir kurgu varsa ne yapacağız? Varsa değil, var. Tamam işte ben hani bugün moderatörüm ya, ben görüşlerimi söyleyemiyorum. Allah korusun yani. Söyleyeceğim biraz sonra. Sabrımın siyasi hırs yani, bu. Siyasi hırs. Başka bir şey güzel. Değil. Siyasi hırs maalesef aklı da yitirtiyor. Bakın Osman Bölükbaşı'nın rahmetli bir sözü vardı. Diyor ki zengini hayırsız evlat, memuru kusura bakmayın süslü avrat, siyasetçiyi de kuru inat batırır diyordu. Rahmetli bugün yaşasaydı Osman Bölükbaşı işte bu hırsı çok daha güzel tarif ederdi. Bunlar ülkeyi batıracaklar bu hırsla. Ha, anladım. Şimdi siz demokratik sistemde güvenmeniz gereken tek şey halk. Sandık kuruluyor. Tamam. Demokratik sistem çalışıyorsa. Ama sandığın güvenliğinin olmadığının da tartışmaya açtılar. Şimdi siz hep söylüyorsunuz ya Sami, sizden alıntı yapayım. Şimdi başarı şansınızı zayıf görüyorsanız, yani meşru yollarla minderde rakibinizi yenemeyeceksiniz, onu anladınız. Ya zaten anlamamanız da zor yani. İşte Muharrem İnce'den alıntı yapayım önce, sonra size geleceğim. Muharrem İnce ne diyor? Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Bir ümitsizlik başlamış. Bir de Emin Bey'in söylediği nokta çok önemli. Siyasi hırsları nedeniyle önce kendi içlerinde kendilerini bozdular. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokratik mekanizma yok oldu. Milliyetçi Hareket Partisi operasyon çekildi, oradan zorla bir parti oluşturuldu. Bakın, yani İyi Parti şimdi demokratik mekanizmaları çalışan bir parti midir? Bir genel başkan var hanımefendi, kaşın gözünün üstünde kaş var diyor, kovuyor adamı. Bütün milliyetçi falan bırakmadı, hepsini kovdu. Ama şehidin anasına bacısına sin kahvedeni de taltif ediyor, orada oturtuyor. Bu nasıl demokratik bir şey? Yani siz milliyetçisiniz, işte mukaddesatçısınız, belirli değerleriniz var vesaire değil mi? Buna tamamen ters, o fikre hizmet edenleri kapı dışarı kovuyorsunuz. Kovuyorsunuz. Gücünüz yetmiyorsa, kovamıyorsanız da uzakta tutuyorsunuz. Onun tam tersi hareket edenleri de taltif ediyorsunuz. Demokratik bir yapı yok orada. Saadet Partisi'de demokratik bir yapı mı var? Efendim şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'de demokratik yapı mı kalmış? Yani içlerinden bunlar söylendiği için söylüyorum. Bunları ben söylemiyorum. Ben bu partilerin uzmanı falan değilim. Bilmem içlerinden ne döndüğünü. Ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi yani baş kaldıranın başını ezeriz. Diskur olmuş artık. Bu en tepeye yazmışlar. Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel başarısını kazandıran, seçimde rekor oy alan bir adaydı değil mi Muharrem İnce? En son tuvalet kapısının önüne koydular. Şu an yani gördüğü muamele utanç verici. Saraya çok, giden saraya tabii. Giden CHP'li sonra en sonunda tuvalet tabii. Çok kıymetli isimler. Yılmaz Ateş, efendim, Mehmet Sebigen. Bunlar hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde belirli yeri olan bir noktaya gelen bunların hepsini Cumhuriyet Halk Partisi sanki böyle şey böyle değersiz varlıklarmış gibi bir kenara atıyor. Niye?
Çünkü bir tane şey var orada, bir başkan baba var. Başkan babaya itiraz ediyorlar. Çok böyle pek baba görüntüsü yok ama yani böyle ağır bir görüntüsü yok ama daha çok müdür gibi duruyor. Ama bir başkan baba var, ona itiraz ettiğinizde öyle bir şey oluyor. Şimdi bu kendi işlerinde bu problem olduğu için geriye bir şey kalmıyor. Yani siz bir defa demokratik sistem şuna dayanır. Partilerin kendi içinde demokratik mekanizma çalışacak. Toparlayalım, eklemek için. Hemen bitiriyorum. Kendi işlerinde en güçlü olan çıkacak, başa gelecek. O da mindere çıkacak, rakiple karşılaşacak. Evet. Şimdi siz o şeyi, o mekanizmayı size atıf yapacağım, ifsad etmişsiniz. Evet, anladım. Şimdi yetmemiş, ülkenin siyasetini ifsad etmişsiniz. Doğru, güzel. Şimdi ara vereceğiz, reklama gideceğiz. Reklamdan sonrasını yani merak etmenizi istiyorum. Çünkü acayip bir şey oldu. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Kemal Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için seçilemez diyen İyi Partili bir milletvekili var. Çok ağır konuştu. Sonra tekrar bir video çekip özür diledi. Yanlış anlaşıldım dedi. Haddimi aştım dedi. Bakalım bu tartışma nereye gidecek ama kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Pardon, en sırasına devam ediyoruz. Yayın arasında eski programdan bahsettiğimiz için bir anda oraya gittim. Şimdi reklama bir konuyu açtım. Bu Sayın Kılıçdaroğlu Aleviliği üzerinden bunu yapanlar da enteresan bir şeydi. Muhafazakar dindar kesim falan hiç ilgisi yok. Veya işte efendim, tırnak içinde söylüyorum. Sünni kesim falan değil. Ya bunların abes olduğunu da biliyoruz ama bunları konuşacağız. Fakat önce bu hafta bence çok tartışılması gereken bir mevzu vardı ama çok konuşulmadan başka konular tartışıldı. Altılı Masa'nın Seçim Güvenliği Komisyonu kurması ve Altılı Masa'nın 6 temsilcisinin sandık öncesi ve sandık seçim günü ve sandıktan sonra, oy kullanmadan sonraki stratejisinin anlatıldığı mevzuyu ben bir başka bağlamda tartışmak istiyorum. Bu da şu, biliyorsunuz 2018'di sanırım ve çok özür dilerim, 2019'du. Sayın Akşener birden Tokat'ta ve Kayseri'de silahlı eğitim yapıyor bazıları diye bir şey söyledi. Bunun üzerine soruşturma yapıldı, Akşener'in ifadesine başvuruldu. Öyle bir şey olmadı, ortaya çıktı ama o bir yerde mim olarak durmuştu. Ardından Sayın Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler olabilir diye bir şey söyledi. Onu destekleyen başkaları da söylediler. Sonrasında biz Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu kurulmadan önce 19 Aralık 2021'de bir şey gördük. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'un CHP il başkanı bir toplantı yaptı ve dedi ki biz sandık koruma komisyonu değil de sandık koruma birliği gibi bir şey kurduk ve her sandığı koruyacak avukatlar, gönüllü avukatlarla bu işi yapacağız. Dedi, o zaman da sormuştum ben, oy ve ötesi ne oldu diye. Meğerse oy ve ötesi işte Canan Kaftancıoğlu'nun kurguladığı yeni bir şeye dönüşmüş. O da orada dursun. Tüm bunlar varken birden Sayın Kılıçdaroğlu Sadat'ın önünde bir fotoğraf verdi. Sadat diye bir özel şirket var. Bu özel şirket askeri eğitim işte efendim plan verdiği söylenen bir şirket. Onun önünde poz verdi ve o da bir anda seçim saati mahallinde silahlı gruplarla, bunlar tartışıldı, Sadat'ın birliklerinin elinde silahlı adamların sandık başlarına gideceği konuşuldu. Yazıldı, çizildi CHP medyasında. Tam bunun arifesinde, işte bundan sonra Altılı Masa tuttu, seçim güvenliği komisyonu kurduklarını açıkladılar ve seçimden önce yapılacaklar, seçim günü yapılacaklar, seçim günü sandıkların kapandıktan sonra yapılacaklar diye bir başlık açıp uzun uzun çalıştılar. Ben buna yorumunuzu merak ediyorum ama ben de bir yorum yapayım bugün. Şöyle bir yorum. Bu masanın kurulması güzel bir şey. Yani Altılı Masa Seçim Komisyonu masası kurması güzel bir şey. Niye? Seçim ve sandık bu memleketteki hepimizin namusu. O sandığı, o oyu korumak hepimizin boynunun borcu.
Ama bugüne kadar biz biliyoruz ki hür seçimler yapıldığı günden bu yana Türkiye'de o seçim sandığında, her seçim sandığında her siyasi partinin temsilcisi oluyor. Seçim, Türkiye'deki seçimler hakimlerin kontrolünde, yani yargının denetiminde oluyor. Seçimler sırasında uluslararası denetimciler de, denetleyiciler de, gözlemciler de geliyorlar, bakıyorlar ve Türkiye'de seçim güvenliğiyle ilgili Doğu ve Güneydoğu'daki bir takım merkezler haricinde hiçbir sorun çıkmıyor. Ama bize şunu dayatıyorlar, diyorlar ki, yorumum da bu olsun, İstanbul seçimleri oldu ya, şöyle bir şey yok mu? Seçim mevzuatı içerisinde seçime itiraz, sandıkların yeniden sayılmasına itiraz, seçimin iptali ya da seçimin yenilenmesi de seçim mevzuatı içerisinde değil mi diye bir yorum yapıyoruz biz. Siz ne diyorsunuz? Şimdi birincisi, ben sizinle aynı fikirdeyim. Yani seçim güvenliği denen şey önemlidir. Hele bu çağda. Çünkü demokratik sistemin bel kemiği seçim. Yani seçim olmazsa biz yokuz yani. Hayır, sandıkla gitmeyecekler diye de bir şey söylüyorlar, farkındasınız. İşte o, yani oraya da gelirim. Şimdi seçim olmazsa hiçbir şey olmaz. Demokratik sistem olmaz. Bel kemiği bu. Dolayısıyla her partinin namusu gibi koruması lazım. Kendi oylarını. Peki koruması gerekli mi? Öyle bir durum var mı? Bence var. Yani her ülkede var. Türkiye'de var. Ama AK Parti Grup Başkan Vekili dedi ya, yani o sandıkların, çok özür dilerim, o torbaların üstünde uyuyanlar hangi partinin olsa çok saygı değerdir. Öyle zaten. Tabii. Çok, ne kadar doğru bir söylüyor. Evet. Çünkü yani seçimi Bülent bulmuş. Turan, seçmenin iradesi var o çuvalın içinde. Yani daha modern bir yöntemi henüz yok. Yani hala bu yöntemi kullanıyoruz. Bir pusula alıyoruz. Gizli oy, biliyorsunuz. Gizli oy, açık tasnif. Açık tasnif. Yani 1946'da açık oy, gizli tasnif. İşte onun için 1950 diye. 1950'den beri, değil mi? 1950'den beri gizli oy, açık tasnif. Veriyoruz kabinin içinde beğendiğimiz adaya mührümüzü basıyoruz ya da partiye mührümüzü basıyoruz. Sonra da bir komisyon önünde sayılıyor. Bunun tekliği mekanizması belli ama hile her zaman yapılabilir. Neden? Çünkü yani hilebaz ya da hırsız, hırsıza kilit dayanmaz derler ya, hırsız bir yolunu bulur. Niyeti hırsızlık yapmak yani. Dolayısıyla her partide, bu partilerin kurumsal olarak yaptığı yapmadığı ile ilgili bir şey de söylemiyorum. Öyle bir şey yanlış anlaşılsın istemem. Demokratik sistemin bütün partileri kıymetlidir. Ama yani işgüzarlar çıkabilir. Bazı böyle işte şahsi menfaati, kişisel çıkarı için hareket edenler olabilir. Bazı feodal ilişkilerle bu işe çökmek isteyenler olabilir. Bazı zorbalar olabilir. Terör örgütleri olabilir. Her şey olabilir. Onun için zaten seçim yasamız da bunlara izin veriyor. Gözlemci, denetçi vesaire. Yani seçim yasası buna göre inşa edilmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tüm Avrupa'da, bakın dünyada demiyorum, tüm Avrupa'da seçime katılım oranı en yüksek olan ülke Türkiye. Evet. Bakın rekor kırıyoruz biz yani. Tüm Avrupa'da bizim kadar, Avrupa'nın parçası olarak Türkiye'yi saydım burada. Hoşlarına gidiyor insanların. Bana sorsanız bütün Avrasya'yı da almamız lazım da. Tüm Avrupa'da, Avrasya'yı da dahil edin. Yani belki de dünyada öyle, bilmediğim için şimdi iddialı olmayayım ama Avrupa'da, tüm Avrupa'da seçime katılım oranı en yüksek olan ülke Türkiye. Bu bizim vatandaşımızın da demokratik bilincini gösteren bir şey. Ve oyunu o kadar önemsiyor ki. Tabii. Çok da önemsiyor. Ve gidiyor sandıkta. Tamam. Hasan Bey, bu aynı zamanda şu demek, ona inanıyor. Evet. Yani demokratik sistemin çalıştığına ve o oyun bir işe yaradığına inanıyor. Evet. Bakın Belçika seçmene inanmıyor. %40 gidiyor. %60 gitmiyor. İnanmıyor çünkü. Yani oy versem ne olacak, vermesem ne olacak diyor. Yani Türk milleti kadar, bizim insanımız kadar buna inanan bir başka toplum yok Avrupa'da. İkincisi, bizim mekanizmamız da sizin söylediğiniz gibi ta 1950'den beri seçimlerimiz denetleniyor. Ve seçimlerdeki hile iddiaları bakımından Türkiye çok iyi bir yerde. Çok çok iyi bir yerde. Var. İspatlananlar da var. Yani yargının karar verdikleri de var. Türkiye çok çok iyi bir yerde. Şimdi bu veriler ortadayken, yani bunları görmüyor musunuz? Siz hala bir seçim güvenliği probleminden bahsediyorsunuz. Üstelik bunu bir de basit böyle bir hani oy hırsızlığı, pusula sahtekarlığı falan değil de silahlı bazı insanların yani PKK'nın yaptığını hatırlatıyorlar aslında. Bravo. Onu niye söylemiyorlar ki? Bravo. PKK bunu yaptı. Evet. Yakın zamana kadar yaptı. Yani Diyarbakır'ın bir
köyündesiniz, bir mezrasındasınız. Hadi yüreğiniz yetiyorsa PKK'nın partisi dışında bir yere bir oy çıksın. O ya buraya bir parantez açabilir miyim? Küçücük. Yani buyurun, buyurun. Bugün susuyorum ama. Buyurun. Benim bir arkadaşım var. Ankara'dan. Selam olsun. Selahattin. Selahattin yedek subay olarak askerlik yaptı. Doğu ve Güneydoğu'da. 90'lı yıllar, 92'de olması lazım. Seçim gününde oy kullanıyor. Akşam oylar açılıyor. Sayılmaya başlanıyor. Hepsi malum yere çıkıyor. Hani diyor ki muhtara, ya benim oy nerede? Bizim arkadaş. Hani evet. Benim oy nerede? Muhtar diyor ki senin oy buradan çıksa bu köyü yakarlar. Evet. Evet, evet. Bakın çok bence ibretlik evet. Bir şey. Ya bu yani o bölgede yaşayan insanlar, hele bir de PKK'nın partisinde siyaset yapmayan insanlara sorsak kim bilir neler neler anlatırlar. Yani savcı sayan mesela bunu sorsak belki 2 saat 3 saat anlatır evet. Hadiseleri. Şimdi bu Türkiye'de bu var mıydı? Vardı. Devlet görevini yaparak bu silahın gölgesini, zorun gölgesini buradan kaldırır. Şimdi siz başka bir şey iddia ediyorsunuz. Ondan önce başka bir şey iddia ettiniz. Ondan önce başka bir şey. Bilgisayar sistemlerine bozuk. Ya şöyle söyleyeyim Hasan Bey, hatırlayın. Muharrem İnce kaçırıldı diye bir iddia vardı. Ben buradayım dedi. Yine inandım. Hayır, kaçırmışlar, adamı zorla konuşturuyor dediler. Yani akla aykırı artık böyle. Akılla kavga eden iddialar. Sebebi ne? Ben başka bir şey söyleyip bunu kapatayım. Bakın. Turuncu devrim müdahaleleri, Sorosçu müdahaleler, yani küreselci kapitalizmin, emperyalizmin çevre ülkelere müdahale aygıtlarından biri, çok işlevsel olan bir aygıt bu seçim güvenliği konusudur. Mesela tıpkı yönetimin şeffaflığı konusu gibi. Bakın dünyanın her yerinde şeffaflık enstitüleri var. Türkiye'de de var şubesi. Kazırsanız arkasına Amerikan sermayesi çıkar, Amerikan devleti, Alman devleti çıkar. Ne demek o şeffaflık? Kötü bir şey değil ki şeffaflık. Yönetimin şeffaf olması. Peki neyi sorguluyor? Sizin Türkiye'deki herhangi bir belediyenizin, herhangi bir hükümet kuruluşunuz, herhangi bir devlet kuruluşunuzun Amerika'ya ne kadar benzeyip benzemediğine bakıyor, puan veriyor. Diyor ki aferin, Amerika'ya çok iyi benzemişsin sen şu anda. Şeffaf dedi, Amerika'nın şeffaflığı. Mesela o şeffaflık sermaye müdahalelerini içermez. Örnek vereyim. Bir büyük şehrin belediye başkanının çok büyük bir holdingin patronuyla sıkı fıkı ilişkisini içermez. Evet. İzleyicilerimiz anlarlar neyi kastettiğimi. O şeffaflık bunu onu denetlemez. Ama şunu denetler. İşte siz kanunları ne kadar vatandaş katılımıyla yaptınız? Bütçenizi, programınızı ne kadar açtınız? Hatta daha ileri gideyim. Mesela istihbarat teşkilatınız bir yere bir gizli kargo gönderecekti. O kargoyu niye gizli gönderdiniz? Gizli gönderdiniz, şeffaf değilsiniz. Sanki CIA, sanki Mossad, sanki Alman İstihbarat Teşkilatı, sanki gizli şeffaf yapıyormuş gibi bu işleri. Bakın şeffaflık size karşı kullanılan bir silaha dönüşür emperyalistlerin elinde. Evet. Şimdi güç onlarda ya, oyunun kurallarını da onlar belirliyor. Maçın 60. dakikasında düdük çalıyor, kurallar değişti diyor. Evet. Seçim güvenliği de böyle bir şey Hasan Bey. Evet. Neden? Çünkü hassas bir konu. Emperyalizm sorunu kendi icat etmez. Altını çizerek söylüyorum. Var olan sorunu alır, onu kullanır. Ne yapıyor? Mülteci sorununuz var değil mi? Göçmen, göç sorununuz var. Onu kullanır, onu istismar eder. Yaranız varsa kaşır. Yaranızı kaşır. Evet. Ne yapıyor efendim? İşte sokak köpeği probleminiz. Onu bir istismar eder. Kullanacak hale getirir. Ne yapıyor? Seçim güvenliği, kafanızda istifam var değil mi? Bir şüphe var. Hemen onu kullanır. Şimdi sizin sorunuz çok güzel. Nerede oy ve ötesi? Neydi? Bu teşkilat ne işe yaradı? Bakın tam o gezi sürecinde çıkan bir teşkilattan bahsediyoruz. Ne işe yaradı? Ne yaptı? Ve neye evrildi? Bunun tarihini hadi biz yazmıyoruz. Kendileri yazsınlar. Madem şeffaflık o kadar önemli. Onun için burada seçim güvenliğini sık sık tartışılır hale getirilmesi şeyle de ilgili değil bakın. Yani şöyle düşünün. Şimdi mesela kamuoyu yoklamaları, anketler, Emin Bey söyledi. En kuvvetli aday olarak Tayyip Erdoğan'ı gösteriyor. Açık ara önde. Açık ara önde gidiyor. Yani bu şekilde devam ederse seçimi alacak. Tersi olsaydı, yani şimdi bu altılı masa oluşmuş, onların çıkaracağı muhtemel aday belli değil ya, muhtemel aday önde görünüyor olsaydı, acaba bu seçim güvenliği tartışmaları bitecek miydi? Vaz mı geçeceklerdi? Yok, hayır, vazgeçmeyeceklerdi. Yani kendi adayları da kazanacak olsa, bu seçim güvenliği tartışması gene olacaktı.
Onu garanti görseler de olacaktı. Çünkü seçim güvenliği tartışması iç siyasete dair bir konu değil. Dış müdahalenin bir aygıtı. Ha, güzel. Tekrar edeyim. Kemal Eyvallah. Kılıçdaroğlu aday ve Kemal Kılıçdaroğlu kazanması da çok garanti görünüyor. Diyelim öyle olsun. Seçim güvenliği tartışması gene olacaktı. Çünkü Türkiye'ye müdahale eden güç seçim güvenliği başlığının konusunun Türkiye'nin başında kim olursa olsun o hükümetin kafasına bir demokrasi kılıcı olmasını istiyor. Siz Anladım. Ağzınızla kuş tutsanız Peki. Batı sizin seçiminizi beğenmiyor. Niye? Çünkü siz kara kafalısınız. Kara kafalılar demokratik seçim yapamazlar. Demokratik seçim turunculara mahsustur, İngilizlere mahsustur. Peki. Emin Bey, bu seçim güvenliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii, niye tartışılıyor? Ben seçim güvenliği konusunda çok farklı bir noktaya temas edeceğim. Türkiye'de seçim güvenliği tehlikesi vardır. Seçimler tehlikededir, seçim güvenliği bunun üzerinde durmak gerekir. Bakın, geçmişe dönelim. Son yerel seçimlerde bir siyasi partinin il başkanı gece yarısı hakimleri evinden toplayıp götürüyorsa, böyle bir şey görülmedi. Tarih böyle bir şey yazmadı. Götürüp kararlar alıyorsa o ülkede seçim güvenliği tehlikededir. Sonra da yeniden sayılan sandıklarda olsa hakimler emekliliklerini istediler. Yeniden, bir gün sonra. Tabii. Sonra yeniden sayılan sandıklarda sürekli oy oranları değişiyorsa o ülkede seçim güvenlik sorunu vardır. Şimdi oraya tekrar gireceğim ama biraz önce Gaffar Yakınca dedi ki başkan baba dedi. Vay efendim ondan sonra dedi ki müdür baba dedi. Hayır değil. Seçim güvenliğine buradan bağlayacağım. Bence ismini koyalım. İllüzyonist baba var Türkiye'de. Her şeyi farklı gösteren, bence her şeyi çarpıtan bir illüzyonist baba var. Bakın o illüzyonist baba geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki ben iktidar olursam herkes rahatça tweet atacak. Kimse attığı tweetten dolayı yargılanmayacak dedi. Ben de tabii hadi oradan der gibi bir tweet attım bugün. Kim neler döküldü biliyor musunuz? Yani dedim ki siz önce kendinize bakın, kendinize çekidüzen verin. Aman Allah'ım her taraftan yağıyor. Şu CHP'li benim hakkımda şunu açtı. Vay Meral Hanım benim arabama işte haciz koydurdu. Şu oldu bu oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı Masa paydaşları avukatlar ordusuyla vatandaşı sindirmeye çalışıyorlar. Tıpkı geçmişte Fethullah Gülen ve avukatlarının yaptığı gibi biz ne yazarsak yazalım. Matufiyet olsa da olmasa da yani Fethullah Gülen'in adı olsa da olmasa da bizimle ilgili savcılar suç duyurusunda bulunurlardı. Ben 3-4 suç duyurusundan sonra takipsizlik alıp daha sonra bunlarla ilgili Fethullah Gülen ve Nurullah Albayrak'la ilgili iftiradan suç duyurusunda bulundum. Çok uğraştım ama şu anda her ikisi de kaçak olmasına rağmen benim karşımda iftiradan yargılanıyorlar. Yani kendileri yapıyorlar. Seçim güvenliğine buradan atlayacağım. Twitter'da da kendileri her türlü kirletmeyi yapıyorlar. Bakın ne yapıyorlar biliyor musunuz? Buradan menfaat de elde ediyorlar. Avukatlar ordusu var hepsinin. Ve uzlaşma yeni Türk Ceza Kanunu'nda savcılık dava açtığı zaman ya daha doğrusu dava açmadan önce iddianame düzenlediği zaman ya da o aşamada uzlaşmacılar devreye giriyor. Uzlaşır mısınız diyorlar. Herkesten para istiyorlar. 3 milyon 5 milyon neyse 3 bin 5 bin diyelim yeni parayla. Ne koparırlarsa alıyorlar ve bunu bir kazanç kapısı haline getirdiler. Evet ben de dava açıyorum zaman zaman ama kimseden uzlaşma aşamasında 5 kuruş para istemedim. Yani ilkeden bahsediyorlar. Ben para için bu davayı açmadım dedim. Şunları istedim. Yani 3 milyon 5 milyon yerine Kızılay'a 5-6 milyon para yatırın ya da paranız yoksa gidin şu köpek barınağında, hayvan barınağında bir ay çalışın ama benim göstereceğim hayvan barınağında. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne giderler bir hayvan barınağında çalışıyormuş gibi görünürler. Buna kimse razı olmadı. Daha sonra davaları kazanıyorum, cezaya çarptırılıyorlar. Daha sonra tazminat davasını açıyorum. O zaman kendime para alma hakkını görüyorum. Bakın ama bunlar başlangıçta kendilerine parayı alıyorlar. Şimdi böyle kirleten bir illüzyon yapanlar seçim güvenliği konusunda da ortalığı kirletiyorlar. Eğer Türkiye'de seçimlere hile karıştırılmışsa geçmişte bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapmıştır. Şimdi aslında herkesin dikkatle dinlemesi gereken bir noktaya temas edeceğim. 1977 seçimlerinde
Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi %41 oy aldı. Gerçi çoğunluğu sağlayamadı. 11 ayaklı hükümetle zar zor hükümet kurdular, transferlerle Adalet Partisi'nden isimler aldılar ama %41 oy aldı. Yer yerinden oynadı. Hala derler ki biz alabiliyoruz. Hayır, o %41 oy değildi. O %41 oy hormonluydu. Çünkü çok ciddi şekilde mükerrer oy kullanılmıştı. Ölüler bile mezardan çıkarıp oy kullandırılmıştı. Bakın şahitleri var mecliste. Hasan Esat Işık o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Gençlik Kollarında, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Aynen şu ifadeyi kullanıyor. Meclis kulisine geliyor. Bizim arkadaşlar çok iyi çalışmışlar. 14 yerde beni seçmen yazmışlar. 10'una yetiştim, 4'üne yetişemedim. Maalesef o dönemde bu tür oylar kullanılarak sonuç alındı. Peki sonra ne oldu? Hindistan'dan boya getirildi. Yani buna bir çözüm bulmak için 1979'da ara seçim yapıldı. Adalet Partisi 5-0 aldı. Devam ediyorum. 1980 darbesi yapıldı. 83'te aradan 6 yıl geçtikten sonra bir seçim yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 6 yılda çok arttı. Peki seçmen sayısı ne oldu? Mükerrer oy olmadığı için seçmen sayısı 1,5 milyon azaldı. Düşünebiliyor musunuz? 6 yılda nüfus arttı, seçmen sayısı 1,5 milyon azaldı. Yani yapıyorlarsa kimler yapıyor belli. Ama hani şey gibi, hedef şaşırtmak gibi, cambaza bak, cambaza bak diyerek seçim güvenliği diyorlar. Gafar Yakıncı'nın da dediği doğru. Dışarıya da mesajlar veriyorlar ama asıl kendileri hazırlık yapıyorlar. Yani hakimleri evden toplayıp getirten Canan Kaftancıoğlu bir seçim güvenliği komisyonu kuruyor. Bakın, seçim güvenliği tehlikedeyse eğer, Cumhur İttifakı açısından tehlikededir. Her parti bir müşahit koyar. Bunlar 6 masa, 6 müşahit koyacaklar. Bir de yanlarında HDP var. Bir de geçmiş tecrübeleri var, sandık tecrübeleri. Cumhur İttifakı ne yapacak? Millet İttifakı bunu koyduğu zaman olsa olsa 3 tane müşahit koyabilir. Yani 7'ye karşı 3. Düşünebiliyor musunuz? 7 göz, 7 cin gibi kafa ve karşısında 3 kişi. Burada seçim güvenliği nasıl tehlikede olabilir? Kimin lehine olabilir bu gelişmeler? Yani ben şunu söyleyeyim, uyarmak lazım, çok dikkatli olmak lazım. Seçim güvenliği tehlikede. Geçmiş tecrübelerden biliyorum. Nasıl oy kullanıldıklarını, nerelerde neler yaptıklarını çok iyi biliyorum. Çünkü her seçimde sandık başlarındaydık. Zaman zaman gizli tasdik bile yaptılar son dönemde. Milleti dışarıya çıkarıp, hatta ben hakim diyen bir takım insanlar gitti. Ve yapanlar maalesef bu taraftakiler. Şimdi seçim güvenliği diye bağırıyorlar. Burada bir şeyler tezgahlanıyor. Ne oluyor bilmiyorum. O açıdan Cumhur İttifakı'nın, yani AK Parti ve MHP'nin bunu çok iyi, çok sıkı tutması lazım. Hatta ve hatta sandık başında kimi görevlendirecekse şimdiden yetiştirmesi lazım. Çünkü sandık başına adam göndermek yetmiyor. Onun çok iyi eğitilmesi, seçim kanunu noktasında çok iyi bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü zaman zaman gidiyorlar orada, bir sandık başkanı var. Sandık başkanı ne derse onun dediğini emir olarak telakki edip teslim oluyorlar. Zaman zaman ben gittim sandık başlarında, ben müdahale ettim. Çünkü çok ciddi oyunlar oynanıyordu sandık başında. O açıdan bu konu ciddidir. Buraya ciddi şekilde eğilmek gerekir diyor. Bu meseleyi evet, de kapatıyor. Şimdi bugün ama şey çok önemli. Ben bir daha hatırlatayım. Yani Emin Bey'in konuşmasında bir cümle çok önemliydi. Avukatlar ordusu aracılığıyla vatandaşı yıldırmak dedi Emin Bey. Yani burada göremediğimiz bir nokta. Çünkü şöyle olabilir, bakın. İsim yani, bile verebilirim. Gafar Yakınca isim bile verebilirim. Belli isimler çok ciddi şekilde avukatlar tutmuşlar. O avukatlar avukatlık bürosunda sadece ve sadece sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili çalışma yapıyorlar. Ne bulurlarsa üstüne gidiyorlar. Bir, vatandaşı bir kere baskı altına diyorlar. İki, o yeni yetme avukatlar var. Onlar iş sahibi oluyor. Üç, bunlara da para gidiyor. Yani böyle bir noktadalar. Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Gözlerden kaçtı. Madem öyle diyorsunuz, madem herkes fikrini açıklasın diyorsunuz, herkes istediği gibi tweet atsın diyorsunuz, açtığınız davaları açıklayın dediler. Bence Adalet Bakanlığı'nın bir çalışma yapıp onları ortaya çıkarması da güzel olur ama şunu söylemek istemiyorum. Bakın,
Dava açmak herkesin hakkıdır. Sosyal medyada bir kirlilik var. CHP'liye, İYİ Partili'ye, MHP'liye ya da bir başkasına hakaret edilmesinin arasında bir fark yoktur. Evet, dava açmak herkesin hakkıdır. Bunların da üzerine gidilmeli. Ama üzerine gidilirken kalkıp bir baskı aracı olarak kullanmak ve illüzyonlarla ortalığı kirletmek, durumu farklı gibi göstermek maalesef ve maalesef şu anda bu işten en fazla dert yanıyor gibi görünenlerin yaptığı iştir. Bununla ilgili çok ciddi bilgi var bende ve maalesef pek çok insanın şu anda bana gelen tweetlerde de var. Yani traktörüne bile haciz koymuşlar bazılarının, arabalarına haciz koymuşlar parayı ödeyemedi diye. Durum budur. Eyvallah. Gafar yakınca. Yani bunları hem kirletiyorlar, hem kirlettikleri konu ve mesele üzerinden prim sağlamaya, siyasi rant sağlamaya çalışıyorlar. Eyvallah. Şimdi başka bir mevzuyu açmak istiyorum. Biraz kekremsi bir durum. Biraz can sıkıcı bir durum. Ama bu tartışmayı biz başlatmadık. Konuşmak zorunda kaldık. Ben Ömer'den bir üst başlık yazmasını istiyorum. Altılı masada Alman ekolüyle Amerikan ekolü çatışıyor mu diye bir başlık yazsın. Onun üzerinden biraz konuşalım. Şimdi Ruşen Çakır burada anlattı Gaffar Bey, aldığı paraların rakamlarını da söyleyerek bir kısmı, İsveç'ten fonlanan bir internet sitesinin sahibi. Mediascope. Sadece İsveç değil, Amerika'dan, evet, Hollanda'dan, yani, İsveç'ten, evet, Avrupa Birliği'nden. Bu Ruşen Çakır'ın Mediascope'una Ahmet Şık çıktı. Ahmet Şık HDP'deydi değil mi? İstifa etti. Şimdi Türkiye bir şey partisinde falan. Ve Gezi'nin yıl dönümünde, Gezi provokasyonun yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yine bir provokasyonu imza attı. Ahmet Şık çıktı önce. Sayın Kılıçdaroğlu'nu uyardığını söyledi. Sen Alevi olduğun için seçilemeyeceksin kardeşim, seçilemezsin. Sen bu adaylıktan vazgeç anlamına gelen cümleler söyledi. Allah Allah. Ahmet Şık söyledi bunda. Çok enteresan. Bu yetmemiş gibi birkaç gün sonra CHP'nin yayın organı, Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti kaynaklarından aldığı bilgiler diye başlayıp, hatta Genel Başkan Yardımcı'dan aldığı bilgiler diye başlayıp, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması hasebiyle İYİ Partilerin oy vermeyeceğini yazdı. Bu tartışmalara Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya dahil oldu. Muharrem Sarıkaya köşesinde dedi ki, ben önce bu İsmail Saymaz 3 Temmuz'da Sayın Kılıçdaroğlu altın masa toplantısında adaylığını deklare edecek oraya. Ve buna da İyi Partililer karşı çıkıyor Alevi olduğu için diye yazdığı için. İsmail Saymaz'ın yazısına Muharrem Sarıkaya Seyit Torun'la görüşerek, sizin böyle bir şeyiniz mi var? Hazırlık yaptınız. Çünkü Seyit Torun demişti bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'dur diye. Siz gerçekten de 3 Temmuz'da bunu deklar edecek misiniz dediğinde, önce Seyit Torun hayır, yalanladı bunu. Dedi ki, Van'daki belediye başkanları toplantısında da söyledim. Adayımız genel başkanımız, ama bunun altılı masaya getirilmesine yönelik bir kararımız da yok. İhtimali dahi söz konusu değil, dedi. Sarıkaya bu sefer İyi Partililerin tamamına ulaşıp ve en sonunda da Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu, yani o Alevilik tartışmasında adı da geçiyordu, Tatlıoğlu'na Azerbaycan'da ulaştığını söylüyor yazısında ve soru soruyor. Yani sizin çevrenizde böyle konuşuldu mu? Siz kendi aranızda konuştunuz mu? Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı altılı masaya gelirse onun Alevi olması hasebiyle siz onu desteklemeyecek misiniz? Oy vermeyecek misiniz? Diye soruyor. Sarıkaya'dan aktarıyorum köşesinden.
ve İsmail Tatlıoğlu'nun ona söylediği cümlelerden. Alevi olmasının seçilmesinin önünde bir engel olarak görüp görmediklerini soruyorum diyor. Önce anlamlandıramadım. Benim bulunduğum herhangi bir toplantıda böyle bir konu ne açıldı ne de ele alındı diyor. Kim diyor? İsmail Tatlıoğlu. Yani grup başkanı. İyi Parti'nin grup başkanı. Devam ediyor. Diyor ki ama yine de ben bir araştırayım diyor Muharrem Sarıkaya ve sonra dönüyor. Bu sözlerin hiçbiri, yani Alevi olursa 3 Temmuz'da adaylığını söylerse biz reddederiz. Alevi olduğu için biz desteklemeyiz Kılıçdaroğlu'nun falan iddiasını İsmail Saymaz'ın. Bu sözlerin hiçbiri grup yönetimimize ait değil. Bırakın grubumuzu, partimize dahi ait değil. Biri kendi kişisel düşüncesini söylemiş olabilir, bilmiyorum. Ancak ağa da paşa da nüfus kağıdıdır dediğimiz bir yerde mezhep sorgulamasını nasıl yaparız? Bunu İyi Parti Grup Başkanı söylüyor. Ayrıca böyle bir şey aramızda yaşanmadı. Şimdi bunu söyle, uzatabilirim. Bu kadar yeterli. Reddediyor. Biz böyle bir şey konuşmadık. İsmail Saymaz ne demişti yazısında? Ya Anadolu'dan geliyorlar grubumuza, her hafta grup toplantısı öncesinde ana baba gününe dönüyor. Orada her gelen Sayın Kılıçdaroğlu aday mı olacak? Seçilemez. Zaten o Alevi. Bırakın işte efendim il başkanlarımızı, ilçe başkanları bile geliyor. İlçelerden bile geliyorlar, aynı şeyi söylüyorlar dediğini aktarmıştı. Şimdi burada yalanlama oldu. Her şey dedik, ha demek ki bir şey yapıldı ama bu yalanlandı İYİ Parti'den derken, çok uzatıyorum Hasan ama Öztürk, bu noktada bağlama açayım mı? Hatırlatma yapmak istiyorum. Yani bağlama açalım da ama şu noktada bakın, bu işi kaşıyanların mezhepsel durumlarına bir bakın. Onları tartışmak istiyorum. Bir dakika. Bakın. Kimler niye kaşıyor ona bir bakın. Tamam, zaten onu soracağım. Ama izleyicimiz anlasın. Yani, evet. Yani bu tartışmayı İslamcılar, muhafazakarlar, dindarlar, AK Parti çevreleri, MHP çevreleri falan yapmıyor. Çok enteresan yani. Şimdi Ahmet Şık'ı falan için andım. Bugün ne oldu? Hani İyi Parti Grup Başkanı Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu külliyen reddetti İsmail Saymaz'ın yazdıklarını. Ama Halil İbrahim Oral diye Ankara Milletvekili İyi Parti'nin tutup bir kaydı çıktı biliyorsunuz. Diyor ki Alevi olması benim açımdan bir engel değil. Ben tanıyorum, ülkelerini biliyorum. Ama Sünni diyeceğim Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Oy verilmemesi gereken bir saiktir, problemdir. Allah Allah. Ben de o konuya Türkiye'deki genel objektif bakımdan baktığımda bir çekince görüyorum. Allah Allah. Ve diyor ki en sonunda Türkiye'nin %70'lik kesimine hitap etmediğini düşünüyorum. Altılı Masa daha uygun bir isim belirleyecektir. Şimdi bu sözler üzerine Evet. Sayın Akşener Sayın Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Bu şahıs, bu milletvekili Halil İbrahim Oral disiplin kuruluna sevk edildi. Ve İsmail Saymaz'ın yazısının bir bölümü burada ete kemiğe büründü. Soru şu. Ama başlangıçta böyle bir problem yoktu. Bunları köpürtenler, bunları gündeme getirenlerin o açıdan mezhepsel kimliklerine bir bakın derim ben. Onun için ben şu KC'ye yazdırdım problem, Sayın Emin Pazarcı. Yaratıyorlar. Altılı Masa'da yani, Alman ekolü ile Amerikan ekolü çatışıyor mu? KC'sini onun için yazdırdım. Altındaki KC'yi de siz atacaksınız. Tamam, buyurun. Doğru, ne oluyor? Doğru ama zorluyorlar. Olmayan bir şey varmış gibi gösteriyorlar. Ve bunu da belli insanlar yapıyor. Ben bunları tanıyorum. Hatta işlerinde sınıf arkadaşlarım olanlar da var. Bugüne kadarki tavırlarını, tarzlarını biliyorum. Yani Türkiye'nin böyle bir meselesi hiç olmamıştır. Ama böyle bir meseleyi sürekli varmış gibi gösteren isimlerden bahsediyorum. Şimdi bir milletvekili de çıkıyor. Yani o da öyle düşünüyor. Siz kaşırsanız
birisi çıkar. Yani bu meselelerle çok ilişkisi olmayan garip bir açıklama yapar. Zaten istenen de buydu. Birinin ağa düşmesiydi. Ağa düştü. Şimdi böyle bir mesele var. Ama tartışma ortaya konulduğu zaman yoktu. Maalesef solun en büyük problemlerinden biri de budur. Bakın Türkiye mezhepsel siyaset üzerinden çok açık, net, yıllarca uğraştı. Ya Türkiye Birlik Partisi vardı, Mustafa Timisi. Sadece ve sadece Alevi Partisi'ydi. Alevilerden oy alırdı, başka hiçbir işi olmazdı. Mesela benim dost olduğum, evine de gidip geldiğim Ali Haydar Veziroğlu. Türkiye Barış Partisi'ni kurdu. O da Alevi Partisi'ydi, tamamen Alevilerden oy alırdı. Hatta bir gün evine gittik eşli bir şeyde, toplantıda. Ali Haydar Veziroğlu çok fazla Aleviler, Aleviler filan deyince Ali Haydar Veziroğlu ben kalkıyorum dedim, gidiyorum. Eşi Nisa Hanım da yanımızdaydı. Ben de dedim Fenerbahçeliyim, yeter artık dedim. Yani şunu demek istedim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama yani bu Alevi meselesini bu kadar köpürtmeyin. Maalesef bu iş çok köpürtüldü ve SHP de Alevi ve hem mezhepçilik hem de etnik ırkçılık ciddi bir problem haline geldi. Deniz Baykal'la biz oturduk. Biz birkaç sene boyunca zaman zaman bu pislikten, Deniz Baykal'ın ifadesiyle yani bu sıkıntıdan sol nasıl kurtulur tartışmalarını yaptık. Yani bir takım çevreler bunu kaşıyorlar ve maalesef sol çevrelerin içinde bu neşvi nema buluyor. Oralarda yeşeriyor, kalkıyorlar. Ondan sonra da diğer kesimlerin, toplumun kesimlerinin üzerine bir yafta olarak, bir ayıp olarak yapıştırıyorlar. Türkiye'nin böyle bir meselesi yok. Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir mesele olmadı. Ama Türkiye'de bunu mesele haline getiren siyasi partilerde oldu ve bunların tamamı da Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişteki ne diyelim paydaşları veya aynı fikri paylaşan partiler tarafından bunlar gündeme getirildi ve Anadolu solu şeklinde Deniz Baykal bir dönem bir fikir ortaya attı. Çünkü kendisiyle çok konuştuk, çok dertliydi, çok sıkıntılıydı. SHP sıkıntısından kurtardı ama bakıyoruz bugün yani Cumhuriyet Halk Partisi'de SHP'nin aynı eski sıkıntılarını, eski dertlerini, eski problemlerini bünyesinde taşıyor. Ama şunu da söylemek bakın zor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegelerine falan bakıldığı zaman bunu ben söylemiyorum. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimleri getirdiğini, hangi mezhepten delegeler seçtiğini Cumhuriyet Halk Partililer söylüyor. Ama şunu da söylemek mümkün değil. Yani CHP işte Aleviler Partisi haline geldi demek de mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi bence amorf haline geldi bugün. Yani kimden oy gelebilirse Sayın Kılıçdaroğlu ona göz kırpıyor ve maalesef Alevilerin içinde de rahatsızlıklar var bundan dolayı. Alevi dostlarla falan konuşuyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal'e kefere diyen adamı da alıyor. Ve bunların geçmişte kavga ettiği yani CHP geleneğinin sağ kesimlerin çoğunu alıyor. Ve şu noktaya geldi Sayın Kılıçdaroğlu. Eğer oy geleceğini bilse, makyavelist bir tavır, bir şey içinde, siyaset tarzı içinde oy geleceğini bilse ben iddia ediyorum yapar, cübbesini takar, sarığını giyer, gider herhangi bir tekkede zikir halkasına da katılır. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu noktaya geldi. O açıdan yani bir yandan bunlar kışkırtılıyor, bunları da evet yabancı bir takım çevreler Türkiye'deki çıban başları olarak kaşıyorlar ve maalesef olmayan bir meseleyi büyüttüler, önümüze koydular. Şimdi uzun süre biz de bunu tartışacağız ama eyvallah, kendileri yaptılar, kendileri kuluçkaya attılar, kendileri çıkarttılar bu civcivi, şimdi büyütmeye çalışıyorlar. Eyvallah. Şimdi Gaffar Bey'e pas atarken Ahmet Çık'ın birkaç cümlesini de okumak istiyorum. Onlar önemli. Alman ekolüyle Amerikan ekolü çatışıyor mu mevzuna da altılı masada buradan da pas atmış oldum. Şimdi Ahmet Çık Medyascope'da diyor ki ilk ateşliyor ya yani ilk bence ilk ateşi Ahmet Çık yapıyor. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Allah Allah. Asıl burası önemli. Burası sizi de böyle ürkütecektir yani.
hiç kimse iktidar oradan söz kurmaz diye düşünmesin. Allah Allah. Yani iktidar buradan bahis açacağını kimse düşünmesin. Açmayacağını düşünmesin diyor. Allah Allah. Bakın bu öyle kötü bir iktidar ki bize her gün madımakı yaşatabilecek bir iktidar. Allah Allah. Diyor. Ardından da şunu söylüyor. Burası çok önemli. Seçime diyor şu anda 4 aday var. Erdoğan'ın karşısına çıkacak 4 aday var. Bunların en güçlüsü Ekrem İmamoğlu'dur diyor. Şimdi Sayın Gaffar Bey, ne oluyor ya? Bu, ben bu kısmı çok kısa söyleyeyim Hasan Bey. Burası, yani şurası açık. Demin programın başında konuştuğumuz konuya gönderme yapayım, oradaki sözlerime. Buradaki konu Batı'nın emperyalizmin Türkiye'ye müdahalesiyle ilgili. Emperyalizmin Türkiye'ye müdahalesinde bir siyasi hat var. O siyasi hat HDP'deki siyasi programda temerküz ediyor. CHP de oraya yaklaşıyor. İYİ Parti de oraya yaklaşıyor. O hattı en iyi temsil edebilecek kişi olarak da emperyalistler Ekrem İmamoğlu'nu görüyorlar. Görüyorlar. Ekrem Bey ne düşünüyor bilmiyorum. Bakın niyetini okumuyorum. Ama Yunan medyasında atılan manşetler. Şimdi mesela demin bir şey geldi. Gazete başlığı geldi. Ekrem Bey'in seçimi kazandıktan sonra Yunanistan'ın bir gazetesi, ben görmemiştim onu, basılı şeyin fotoğrafını gönderdiler. Bir Ayasofya resmi basmış. Önüne Ekrem Bey'in fotoğrafı. Diyor ki, yani Yunanca manşeti şu, büyük bir manşet: şehri Erdoğan'dan geri aldı. Allah Allah. Ya Gaffar Yakıncı, nedir bu cümle, Yunan'daki heyecan? Bir de soru sorabilir miyim? Buyurun. Yani Ekrem İmamoğlu onları en iyi temsil edecek kişi olarak görülüyor. Bir şeklinde bir ifade kullandın sanıyorum. Ben de acaba diyorum ki ben öyle mi? Yani kullanışlı elemanlar arasında en fazla oyu alacak kişiyi arıyorlar. Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alabilir diye. Yoksa ben Kemal Bey'in de aynı şekilde davranacağından hiç endişe etmiyorum. Acaba benimki mi doğru? Açıkçası yani şimdi ya da hangisi gibi daha iyi o programa uyar onu bilemiyorum. Yani dediğiniz gibi de olabilir. Fakat şunu görüyoruz, yani o profile şimdi şöyle Emin Bey, yani bence isabetli bir soru sorunuzda. Şimdi Kemal Bey çıkışı itibariyle, kaynağı itibariyle bakıldığında devlet memuru. Yani o küreselci emperyalizmin yeni çizgisini taşıyabilecek profili çok göstermiyor. Öyle bir sıkıntı var orada. Yani işte bizim evimizdeki amcamıza benziyor yani, tip kim olarak. Kim daha iyi sonuç alır? Tabii, kim yani daha çok ondan bize belki o da buraya bağlanıyordu. Kimle daha iyi yani, sonu, yani o da buraya bağlanıyordu. Yani ben seçimden fark iyi etmez sonuç alır diye bakıyorlardır. Yani dolayısıyla evet, o anlamda yani, da haklı olabilirsiniz. Ekrem İmamoğlu'nu Amerikalılar, evet, Kılıçdaroğlu'nu Almanlar destekliyor olabilir mi? Mümkündür. Yani şöyle bir şey var. İşin o tarafı da olabilir. Şimdi tabii, bu tabii. Kozinoğlu, Keşif Kozinoğlu öldürülmeden önce FETÖ tarafından hapse atıldı. Cezaevinde. Cezaevinde öldürülmeden önce el yazısıyla notlarını yazdı. Onu da Doğu Perinçek'e teslim etti. O notlar kitap haline getirildi, basıldı. Perinçek de Kılıçdaroğlu'na birkaç kez sordu. Dedi ki, Kozinoğlu diyor ki, yani Kozinoğlu Türkiye'deki istihbaratın en önemli isimlerinden biriydi. Ve el yazısıyla not olarak yazmış. Kozinoğlu diyor ki, sizin elinizdeki dosyaları, örneğin Deniz Feneri kumpasına ait dosyayı size BND Alman istihbaratı verdi diyor. Ne diyorsunuz dedi. Kılıçdaroğlu'ndan kapı duvar, ses çıkmadı. Şimdi orada bazı şaibeler var. Onu bir kenara bırakalım. Mümkündür. Yani bir taraf Amerikan ekolü, bir taraf Alman ekolü, bu da olabilir. Ama şu, benim gördüğüm şey şu. Yani bu hat HDP'de temerküz eden hat, Amerika, Alman vesaire her neyse. Şimdi orada bir başka nokta daha var. Açık kaynak bilgisi olduğu için paylaşmamızda bir sorun yok. Ahmet Şık bu haliyle, yani Ekrem Bey'i destekliyor değil mi? Kemal Bey olmasın diyor. Tabii 4 aday ama var. Ahmet Şık yani pratik itibariyle Alman ekolüne daha yakın. Yani orada da cevaplanmaya muhtaç sorular var. Anladım. Kafa karışıkları var. Anladım. Şimdi bu böyle olabilir. Ben başka bir noktaya değinmek istiyorum. Ya bunda haklı olabilirsiniz. Evet, böyle de bakabiliriz bu hadiseye. Sonuçta bir masa var. O masa kendi söylemlerine bakacak olursak Türkiye'den çok yurt dışına bağlı.
yurt dışının programına, ajandasına bağlı, öyle diyeyim yani, yurt dışından yönetiliyor demiyorum. Ama o ajandaya bağlı, o ajanda, zaten iddiası şu, Türkiye'yi mesela Amerika ile barıştıracağız diyorlar. E bu ne demek? Zaten oradaki ajandaya uygun hareket edeceğiz demek. Diğer yandan batılı ülkelerde kendi attıkları manşetlerle, dergi kapaklarıyla sadece devlet başkanı Tayyip Erdoğan'ı kötü gösteren, hakaret eden manşetler değil, sadece onlarla değil, onun rakiplerine iltifat eden, onları cilalayan manşetlerle ve haberlerle de burada bazı insanları işaret etmeye çalışıyorlar. Evet. Bu elimizde veridir. Bunu bir kenara koyalım. Ama şimdi işin ucu geliyor. Mezhep vesaire, inanç, etnik köken, bu tip şeylere dayanışım. Orada daha kritik bir şey var. Şimdi biz Türkiye siyasetinde bugüne kadar hiç olmayan bir durumu yaşıyoruz Hasan Öztürk. Bugüne kadar hiç olmadı. Türkiye Cumhuriyeti siyasetinde bugüne kadar hiç olmayan bir şey. Bir muhtemel devlet başkanı adayı, seçime gelecek bir aday, mezhebi nedeniyle aşağılanıyor. Bakın, mezhebi nedeniyle aşağılanıyor. Bu aynı zamanda etnik köken anlamına da gelir. Alevilik evet, sadece mezhep evet. değil, aynı zamanda zaten etnik kökendir. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ya, ben insanlar anne babadan seçme hürriyetine sahip değillerdir. Tabii. Bu ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Güzel. Bakın, bu insanlık suçudur. Bunu doğru. yapamazsınız. Evet. Bunu yapamazsınız. Yani bu Alevi, Sünni, her neyse yani, bu bir defa burada bir suç işleniyor. Bakın evet. suç işleniyor burada. Yani bir parti başkanı İşleniyor olabilir. İşleniyor mu, işlendiği intiba mı veriliyor? Yok, suç işleniyor Emin Bey. Yani açıkça İşleniyor burada suçu, suç sabit. Yani. Şöyle, söyleyen yok ki, suç işleyenler, yani bu işi köpürtenler suç işlendiği intibanı vermeye çalışıyorlar diye düşünüyorum. Bunu söyleyen kimse çıkmadı, bir milletvekili çıktı, o da Ahmet Şık söyledi, Ahmet Çık da milletvekili. Sonra. Önceden pişirip, şöyle o bana bakarsa işte bunlar köpürtüyorlar yani. İşte. Bunlar bu olabilir şeklinde söylüyor Ahmet Şık. Böyle hayır, Kemal demiyor. Kılıçdaroğlu yani sanki böyle, bak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için tamam. bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi tamam. gerektiğini düşünüyorum. Allah Allah. Yani ama biz düşünebiliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu demiyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizim... Sosyal bizim demokrat olarak Türkiye'nin Hasan muhafazakar Bey, bir seçmene sahip olduğunu düşünüyorum, sahip olduğunu bilerek hareket etmesi düşünüyorum demiyor. Yani direkt tamam. kafadan, cepheden, ben Gaffar Bey'e katılıyorum, doğrudan ırkçılık yapıyor yani. Hayır, Ahmet Şık kaç kişiyi temsil ediyor ki? Ben onu demek istiyorum. Yani Emin Türkiye'de Bey, böyle bir sorun varmış gibi, Türkiye'de gerçekten geniş kitleler böyle düşünüyormuş gibi bir intiba yaratılıyor. Evet, Ahmet Şık'ın söylediği, belki aynı şeyleri söylüyoruz da farklı şekilde söylüyor. Evet, suçtur. Ahmet Şık'ın ifadeleri suçtur. Daha sonra İyi Parti'nin de milletvekilinin bu ifadeleri suçtur. Ama tahrik ediyorsunuz, böyle bir mesele varmış gibi gösteriyorsunuz, kaşıyorsunuz. Türkiye'de böyle bir sıkıntı varmış intibanı ortaya koyuyorsunuz ama... Söyleyenler sizsiniz. Ben onu demek istiyorum. Siz tamam, karşı Türkiye'nin böyle bir meselesi yok. Onu söyleyeyim. Türkiye'de böyle bir şey yok. Türk insanı bu suçu işlemiyor. Kimse sandığa bunun için gitmiyor. Ama iki tane, üç tane adam Türkiye'de böyle bir mesele varmış gibi aslında manipülasyon suçu da işliyor. Eğer Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir şey olsa Türk toplumunu germeye, yani bunu aslında kin ve nefret, Türk Ceza Kanunu'ndaki toplumu kin ve nefrete yönlendirme maddesi içinde bile değerlendirebiliriz ama Türkiye'nin böyle bir meselesi yok. 2-3 kişilik bir mesele tamam. bu. Son 3 dakikamız, ben size sözü veriyorum. Ben müsaade ederseniz ben tabii. Şöyle. Suriyeli. Şimdi anlaştık. Hani demek gibi Kemal Bey'e dönüyor, diyor ki çok özür dilerim. Kemal Bey Alevi. Allah Hasan Bey, bu nefret suçudur. Nefret suçudur. Doğru, nefret suçudur. Her durumda karşı çıkılması gereken birincisi evet. bu. Yani toplumdaki yaygınlığı ayrı bir konu. O değil tabii ki, öyle olmadığını biliyoruz. Ama bir nefret suçu var burada. Kritik soru şu, bakın. Sormamız gereken soru şu. Böyle bir fikri var diyelim. Ahmet Şık'ın, İsmail Saymaz'ın, bu da önemli bakın. İsmail evet, Saymaz evet. gündeme getiriyor. Tabii. Ya, yani da, Halk TV'de. Ya da İbrahim Halil Oral'ın, yani evet. İyi Parti milletvekili. İyi Parti'nin evet. kurumsal tavrı değil bu yalnız. Bakın, ayıralım bunu. Kurumsal tavrı değil. Zaten yani kurumsal tavırla özür diledi. Reddediyor. Bugün hani özensiz ifadelerinden dolayı. Haksızlık etmeyelim. Onu da söyleyeceğiz. Şimdi Ahmet Şık, İsmail Saymaz, İbrahim Halil Oral, diyelim ki böyle bir fikirleri var. Bu fikre sahip olmaları değil bizi ilgilendiren. Neden bu fikri kapalı kulislerde değil de
tüm ülkenin duyacağı şekilde ifade ediyorlar. Evet. Neden bu konuyu bir tartışma başlığı haline getiriyorlar? Sormamız gereken soru bu Hasan. Güzel. İşte ben de bunu söyledim Gafar. Abi yani. Müsaade ederseniz. Benim de söylemek istediğim bu. Evet abi. Şimdi toparlıyoruz. Şimdi benim de söylemek istediğim buydu. Tamam. Şu vukuundan beter diyoruz ya bak. Çok burada şu vukuundan beter bir hadise var. Neden şu vukuundan beter? Çünkü siz bu söylemi kurduğunuz zaman, bu söylemi inşa ettiğiniz zaman doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlık hukukunu hedef alıyorsunuz. Çok güzel. Yaptığınız şey bu. Peki bu kimin işine yarıyor? Kim yapıyor bunu? Ukrayna'da da bunu yaptılar. Evet. Suriye'de de bunu yaptılar. Evet. Onun için bu iş böyle kim aday olacak tartışmasının çok ötesinde. Bakın, kamuoyunda çok iyi bilinen ve önde gelen bir figürü etnik kökeni, inancı, mezhebi nedeniyle ırkçılık ve nefret suçuna maruz bırakıyorsunuz. Düşünsenize, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırf bu sebeple aday olamadığını düşünebiliyor musunuz? Evet. Türkiye'de bunun Türkiye toplumunda nasıl bir, derin bir yara açacağı, nasıl derin bir kırılma oluşturacağı, kritik olan nokta budur. Türkiye toplumunda nasıl izler bırakacağı. Zaten Ahmet Şık gibi bir figür, Ahmet Şık'ın sicilini biliyoruz. Evet. Nokta dergisinde nasıl haberler yaptı, nereden geliyor, nereyle ilişkisi var, hangi partiden milletvekili seçildi? Ahmet Şık gibi bir figürün bu bombayı ortaya atmasının sebebi budur. Yoksa konu öyle o aday olsun bu aday olsun konusu değil. Arkasından İsmail Saymaz'ın bu işe teşne olması. Evet, devam etmesi. Böyle özel bir dosya oluşturması bununla ilgili. İyi Parti'den bazıları da buna. İyi Parti'den gelenler bu tuzağa düşenler. Düşen. Aynen. En masumları onlar. Bakın en masumları onlar. Güzel. O tuzağa düşenler. Evet. Tıpkı söylediğim gibi yani ana hat o HDP üzerinden inşa ediliyor. Turuncu hat inşa ediliyor. İyi Parti, CHP ona yaklaşıyor. CHP balıklama dalıyor. İyi Parti de artık şuurunu yitirmiş vaziyette. Şu altını tekrar çizelim oranı. Yani Ahmet Şık'ın bu bombayı atması, yarın bir gün Sayın Kılıçdaroğlu'nun sırf o orijini nedeniyle aday gösterilemediği. Düşünsenize. Evet. Bu ihtimali düşün. Bizim bu ihtimali nasıl olacak değil mi? Tabii şimdi? Tabii. Ya şimdi Emin Bey çok doğru bir şey söylüyor. Böyle bir problem yok ülkede. Manşet atıyoruz. Problem yok. Evet. Yok ama. Ama bu problemi böyle oluşturuyorsunuz. Böyle oluşturuyorlar. Ama böyle oluşturuyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu evet. Aday gösterilmezse Sayın Kılıç bundan dolayı değil. Başka sebeplerden. Amin. Nacım. Ama bu kaşıyacaklar. Ama böyle bir algıya da çalışıyorlar ve başarıyorlar. Tamam. Ortaya. Son cümlenizi söyleyeyim. Evet, işte bunun için uğraşıyorlar. Evet. Son cümlemi şöyle söyleyeyim, bakın. Sonra da şöyle olacak. Karşı taraftan reaksiyon bekliyorlar. Tabii canım, o işte o da yani, varsa den. Karşı muhafazakar siyasetçiler, milliyetçi siyasetçiler, efendim daha şöyle diyeyim hatta, yani bir de o mezhepsel ayrım üzerinden birileri konuşsun istiyorlar. Onun için Tayyip Erdoğan çıkışı çok kritik. Seni mezhebin nedeniyle aday yapmayacaklar mı? Ben senin arkandayım, seni destekliyorum. Değil mi? Bugünkü tweet. Bu devlet başkanı lafıdır. Evet. Sadece siyasi rakibiyle konuşmuyor. Devlet başkanı olarak ırkçılığa, ayrımcılığa, nefret suçuna maruz kalma ihtimali olan bir vatandaşına sesleniyor aynı zamanda. Eyvah. Bu çok önemli. Çok, güzel. Çok önemli bir ifadedir o. Bence alkışlanacak ve aslında devlet aklının da Erdoğan'ın tecrübesinin de ne kadar engin olduğunu gösteriyor. Eyvallah. Eyvallah. En sıra dışını bitiriyoruz. Emin Bey teşekkür ederiz. Emin Pazarcı, Gafar Bey teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah Turgay'la devam ederiz. Hepinize iyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.